Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan. Salak mıyım lan ben? Beni kendi ofisime getirdiğini anlamadın mı sanıyorsun? Neyin peşindesin lan? Burası abi. Büyük Balon ofisi. Ne diyorsun lan sen? Abi burası işte. Bu Büyük Balığın iki tane adamı varmış. Biri Memduh, biri Anıl. Malı ortaya onlar salmış. Gel. Gel. Geç. Gir. Yedim ulan sizi. Sen daha dur. Bize dayılanmanın hesabını soracağım ben o bahtiyara. Ben size uyuşturucu işi yok demedim mi lan? Öküz öldü, ortaklık bozuldu Bahtiyar. Onu bizi satarken düşünecektin. İşine mi bulaştın lan? Düne kadar sıradan bir mezarcıydın. Ne zamandan beri bize racon kesiyorsun lan? Seni biz adam yaptık. Adam sandık. Sen başka bir şey çıktın. Çek o ellerini yoksa çekerim tetiği. Çek ulan. Çek hadi. Çek de göreyim. Ölmem diye düşünüyorsan bu mesafeden kurşun yiyen herkes ölür, haberin olsun. Hiç acımam Bahtiyar. Çekerim tetiği. Tamam işte. Çek de göreyim delikanlılığını. Çek! Deldi. 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 Vallahi deldi. Bak bak bak. Bak, bak. Deldi. Ben sana kurşun öldürmez, ecel öldürür demedim mi lan? Ayakkabına saplanmış. Dedin, dedin ben hatırlıyorum dedin. Abi dedi ben hatırlıyorum ya. Sakın bir daha ateş etme abi bak. Bak bu kurşun bir tur döndü benim gömleğimden geçti senin ayakkabına girdi. Bir daha ateş edersen var ya bağırsaklarımızdan girer. Bir tur bindir ağzımızdan çıkar yemin ediyorum ya. Ya sen lan Anıl. Sen nasıl bulaştın lan bu işe? Şey... Konuşarak anlaşabiliriz bence. Hata yapmış olabiliriz. Hata yapmış olabiliriz ama bağışlayıcı olmak lazım değil mi? Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bugünlerde yeni bir başlangıç mümkün diye düşünüyorum Bahtiyar. Ben sizinle aynı güne bile başlamam lan. Uyuşturucu nedir lan? Nedir uyuşturucu? Hiç mi vicdanını sızlamadı? Allahsız kitapsızlar. Öldüreceğim ulan sizi. Öldüreceğim. Bahtiyar, biz bataklıktaki birer sinekleriz. Sen bizi öldürsen ne olur? Bataklık sinek üretmeye devam edecek. Sen resmin geneline odaklan. Biz o resimdeki bir noktayız. Hatta ben hiç yokum bile. Bu kadar zamandır yanımda dolaştırıyorum ben sizi. Hiç mi bir şey öğrenmediniz lan benden? Öğrendik. Öğrendik tabii babacığım. Öğrenmez miyiz? Ama biz yengeçiz. Doğru yürüyemiyoruz. Eğri yürüyeni de ben çiğnerim. Ufalarım. Ezer geçerim. Bak Memduh abi. Ben sana demedim mi toz işi yapmayalım diye? Bak bak burada burada. Bak ha. Ben sana demedim mi? Dedim. Dedim bu Bahtiyar bizi ufalar demedim mi abi? Memduh. Ulan Memduh. Bunların hepsi senin başının altından çıkıyor değil mi lan? Evet ulan. Benim başımın altından çıktı. Birini ittiysen onun kime tutunduğuyla ilgilenmeyeceksin. Paraları cukkaladın şimdi de bize hesap mı soruyorsun? Ne parası lan? Senin bu alıp götürdüğün paralar var ya onları söylüyor.
Neyin kafasını yaşıyorsunuz lan siz? Hangi paradan bahsediyorsunuz? Bir de inkar etme lan! Sen yapacağını yaptın, biz de yolumuza gittik. Ne tatava yapıyorsun? Bu mu lan sizin yolunuz? Ha? Bunlar mı lan? Sen şey yapınca biz de yolumuzu bulalım dedik. Ben sizin tozlu yolun lan. Hayvan herifler. Ah parayı aldı abi. Bırak lan paraları! Kıpraşmayın lan! Kıpraşmayın. Kıpraşmayın! Yoksa sizi de bu ateşe atar, cayır cayır yakarım. Defolun gidin lan! Gözüm görmesin sizi. Biz seni bizi kov diye baba yapmadık ulan! Ben de sizinle uyuşturucu işine girmek için teklifinizi kabul etmedim ulan! Ben bu uğurda Aytekin Yavuz'a res çekmiş adamım. Kimsiniz lan siz? Kralınızı tanımam. Gidin başınızı taşlara vurun. Aklınızı başınıza toplayın. Bir daha uyuşturucu işine bulaştığınızı duyarsam bu kadarla bırakmam sizi. Kaybolun lan! Abi, iyi misin? Başlatma lan abine! Ulan biz bu herifi bize itip kalksın diye mi baba yaptık? Şeytan diyor, gir içeri, sık kafasını, at bir kenara. Abi saçmalama ya. Bahtiyar'ı, Aytekinler, Fuatlar, Hamdiler'i öldüremedi. Sen mi öldüreceksin ya? Adamdan kurşun sekiyor, görmüyor musun? Sen onu bunu bırak da biz ortada kaldık abi. Adam paraları yaktı. Eylemciyim de artık, bakmaz bana. Niye bakmasın lan? Ne alakası var? Sen bilmezsin abi. Kadınlar güce taparlar. Ne? Hangi kadınlar? Yani genel olarak bütün kadınlar. Rıfat babanın etrafında neden pervane oluyorlar görmüyor musun? O gece lambaya üşüşen pervane böcekleri gibi merkezine merkezine doğru gidiyorlardı Rıfat babanın. Senin betimleme anlayışını... Tamam bir de şöyle anlatayım. Bahtiyar'ı neden evde üç karı bekliyor biliyor musun? Neden? Bu alemin en güçlü adam olduğu için. Hadi ya. Seni seviyorum Handa. Seni her gördüğümde kalbime kuşlar göç ediyor. İçimde kuş cıvıltılarından coşkun nehirler. Ben eskiden aşktan nefret ederdim. Kölelik diye küçümserdim. Oysa şimdi senin kölen olmak bile benim için büyük şereftir. Beni köleliğine kabul et Handa. Sen kim bana aşık olmak kim be? Tuzsuz. Ben güçlü erkeklerden hoşlanırım. Rıfat gibi. Başına buyruk. Kapı gibi dik. Dağ gibi dik. Aslan gibi ürkütücü. Kaplan gibi yırtıcı. Erkek dediğin tuttuğunu koparır. Sen kimsin be? Sünepe. Sen git de kuş seslerinden kurtul kafandaki. Aman. Abi, sana diyorum ya. Ne diyorsun lan? Ne var? Diyorum ki, ortada kaldık diyorum. Beş parasızız diyorum. Ne yapacağız diyorum. Ulan niye ortada kalalım? Bizi Bahtiyar var etmedi ki o yok etsin. İşimize bakacağız. Ne iş yapacağız abi ya? Ne olursa. Artık tam bağımsızız. Her şeyi yeniden başlıyoruz. Bundan sonra racon da biziz, kral da biziz. Alem adam görecek adam. Yürü lan. Gidişi gidiş değil. Gidip Bahtiyar'ın ayaklarına kapanıp af mı dilesem? Merhametli adam o affeder beni. Eylemciğim de öbür tarafta kaldı zaten. Lan yürüsene! Kapıyı kapatıyordum abi, açık kalmış da. Ne oluyor lan bunlara? Nasıl bu hale geldi bunlar? Bir de hangi paradan bahsediyor ya bunlar?
Oradaki paralar nerede ya? Ne oluyor ya? Ne dedin sen? Seni seviyorum dedim. Ne sevmesi be? Sen ne ara sevdin beni? Hem ne kadar tanıyorsun da sevdin beni? Aşk ruhların temasıdır Nisan. Anlık da olur, asırlık da. Laflara bak, laflara. Ben seviyor muyum seni acaba? Büyük konuşmayayım. Ya seversem? İnşallah seversin. Neden sevmeyeceksin? Bak hala içim dinliyor ya. Gidiyorum ben. Zaten seninle de bir şey konuşulmuyor. Söylemediklerimi de duyuyorsun. Yoksa olabilir mi? O da beni mi seviyor acaba? Bir sert tepki de göstermedi. Allah'ım hadi inşallah. Lan Ramazan. Oğlum. Allah'ım Nisan'da beni sevsin ne olur. Yok abi. Seni bu cenderenin içine çekemem. Hayatını tehlikeye atamam. İlk önce bir ne olup bittiğini öğreneyim. Sonra. Allah. Ne iyi ettiniz de geldiniz Himmet Bey. Rahatsız etmiyorumdur inşallah. Hiç olur mu Himmet Bey? Hatta gelmemiş olsaydınız darılacaktım size vallahi. Kaç kere davet ettim. Hem Tahir de sizi çok özlemiş vallahi. Öyle mi Tahir? Özledin mi beni? Özledim Himmet amca. Canım benim. Tahir'im dedelerini tanıyamadı ama inanın sizi kendi dedeleri kadar sevdi. Çok oldu mu rahmetli öleli? Çok, çok. İnanın yüzünü dahi hatırlamıyorum. Ya sizin eşiniz? Oo, daha çok. Aa. Yani ben yine hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatıralar silinince geriye bir şey kalmıyor değil mi? Öyle. Aslında yeni hatıralar edinmek lazım. Ama yani bu yaştan sonra tereddüt ediyor insan. Ne varmış yaşımızda Himmet Bey, abartmayın. Aslında doğru söylüyorsunuz. Eylem! Eylem nerede? Ne işi var bu kızın burada? Ben de bilmiyorum. Öyle geziniyor işte. Ay oğlumun karısı ne yaparsın? Ne? Oğlunuzun karısı mı? Evet. Siz nereden tanıyorsunuz? Benim oğlumun da sevgilisi. Tahir'cim sen biraz yukarı çıkar mısın canım? Himmet Bey ne dedi? Açıklayabilirim. Açıkla bakalım, açıkla. Açıklayamıyorum. Yani bu açıklanabilecek bir şey değil. Ne demek açıklayamıyorum? Bu kendi ağzıyla oğlumu sevdiğini söyledi. Oğlum da ona söyledi. Himmet amca sizin ne işiniz var burada? Ben Latife Hanım'ın arkadaşıyım. Davet etti geldim. Kızım sen önce cevap ver bakalım. Bütün bunlar ne demek oluyor? Aa arkadaşsınız demek. Tabii belli bir yaştan sonra zor oluyordur yalnızlık. Nasıl gidiyor arkadaşlığınız? Her şey yolunda mı? Ay ben çok konuştum. Bölmeyeyim sizin hiç muhabbetinizi. Siz böyle devam edin. Dur bakayım orada sen. Utanmaz. Konuyu değiştireceğine cevap ver. Senin bir aşığın mı var? Yok desem? Var dedin. Oğlumu sevdiğin gibi kendini söyledin. Yok diyemem o zaman. Bak bak. İnkar bile etmiyor. Ahlaksız. Kızım sen evli misin kesin? Evli değilim desem? Kızım sen aklını mı yitirdin? Ne demek evli değilim?
Evlilik cüzdanını eline ben verdim. Evli değilim de diyemem o zaman. Kızım, bak evliysen benim oğlumla ne işin var senin? Himmet amca, bunu oğlunuza sorsanız. Soracağım. Eve gider gitmez onun kulaklarından tavana çakacağım. Himmet Bey, siz kusura bakmayın. Ben de oğlumdan hesabını soracağım. Böyle rezalet görmedim. Ben müsaadenizi rica edeyim. Müsaade sizin. Geçireyim sizi. Bu ses nedir böyle? Sana ne? Sen kendi işine baksana. Tabii yapacak bir işin varsa. Senden daha çok işim olduğu kesin. Kızım, senin hiç utanman, arlanman yok mu? Ne demek sevgilin var? Ne? Sevgilisi mi var? Var kızım, var. Az önce aşığının babası buradaydı. Aa! Beni buna siz mecbur ettiniz Latife Hanım. Bak bak, edepsiz deme. Bir de suçlu biz mi olduk? Görürsün sen. Rıfat senin de o aşığının da kellesini koparacak. Sadece kellesini koparmakla kalsa iyi. Yok canım. Yani kendini kendinden kıskanacak değil herhalde. Anlamadım. Tamam, bir şey yok diyorum yani. Merak etmeyin. Kontrol bende. Ben bir söyleyeyim de olur mu olmaz mı görürsün. Aylin'den de kurtulduğumuza göre kaldı Çağla. Ondan da kurtuluruz. Alo? Çabuk eve gel Rıfat. Ne oldu? Çabuk gel dedim, bekliyorum. Hadi. Buyur. Bu sefer de babam arıyor. Alo baba? Çabuk eve gel lan, eşer sımaz. Ne oldu yine baba? Çabuk çabuk eve diyorum, eve. Tövbe estağfurullah, ne oluyor lan? Neredesin sen Ömer? Bahtiyar Anıl ve Memduha yol vermiş. Neredeyse birbirlerini boğazlayacaklarmış. Güzel. Ama yetmez. Birbirlerinin gırtlağını kesecekler. Aralarındaki düşmanlığı körükleyeceğiz. Şimdi aleme bir ferman yaymaya gidiyoruz. Arabayı hazırla. Ne bekliyorsun lan? Şey baba, sen benim kardeşimin öldüğünü söylemiştin ya. Kesin bilgi mi? Yeni bir şey mi oldu? Yok baba, rüyamda gördüm sadece. Öldü oğlum o, öldü. O yangından bir tek sen kurtuldun. Benden sakladın ne Rıfat Çakar? Yoksa beni abimden sen mi kopardın? Öldü yalanını sen mi uydurdun? Oyalanma hadi. Tamam baba. Sen niye yemiyorsun? İşten mi bıraktı o? Abiniz olacak hergele. Ne yaptı ki abim? Hayırdır? Ne oluyor ya? Birine bir şey mi oldu? Baba niye beni çağırdın böyle alelacele? Kimseye bir şey olmadı mı? Sana olacak. Ne yaptın lan sen lan? Aa! Dur baba, ne yapıyorsun ya? Evli kadınlara dadanmaya utanmıyor musun sen eşek herif? Baba ne diyorsun sen ya? Senin o aşk yaşadığın kadın evli çıktı. Ne? Yok artık. İmkansız. Baba ne anlatıyorsun sen ya? Beni kaçırdıklarında Fuat'ın ekranında gördüğüm kadından mı bahsediyorlar acaba? Neydi o da, Aylin miydi ya? Aylin kim Nisan? Ben Aylin mi dedim? Yo demedin. Sana içimi dinlemeyeceksin dedim. Vallahi dinlemedim. Ne oluyorsunuz siz ya? Bak. Bir de ne oluyormuş diye bize soruyorsun ha? He? Senin o Aylin dediğin kadın evliymiş. Aa. O olay bildiğin gibi değil baba. Nasılmış peki? Aylin
Evli değil. Nasıl evli değil? Latife Hanım'ın oğluyla evliymiş. Hem de kendi ağzıyla itiraf etti. Aa, anladım. Ondan bu telaşınız. Anladım. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben de. Ben hiç anlamadım. Ya anlaşılmayacak ne var? Abiniz evli bir kadınla aşk yaşıyor. Yakıştı mı sana abi? Çok ayıp abi. Gerçekten çok ayıp. Çok ayıp Bahtiyar abi. Yakıştıramadım. Ben izah edebilirim baba. Et bakayım izah. Ediyorum. Aylin kocasını sevmiyor. Çok değişik bir bakış açısı. Ne demek abi ya? Sevmiyorsa iyidir ama yetmez. Yetmez. Hem kadını tavlıyorsun hem de kocası sevmiyor diyorsun. Yok işte öyle değil o. Aylin kocasıyla mutsuz. Kes. Utanmaz herif. Bir daha o kadından görüşmeyeceksin. Bak. Latife Hanım'ın oğlu belalı biriymiş. Vallahi karısıyla düşüp kalktığını bir duyarsa seni öldürür. Ben de zerre üzülmem. Cesedin yerde kalır, gömdürmem bile. Hatta mezar taşını bile yapmam. Aa, tamam baba, tamam. Tamam. Görüşmeyiz. Ben alaksız seni gene. O kadından hemen ayrılacaksın. Ben seni böyle mi yetiştirdim ben? Hemen ayrılacaksın diyorum, tamam mı? Tamam, ayrılırım. Müsaade edersen ben gideyim. Nereye gidiyorsun? Ayrılmaya. Ha. Akşam eve erken gel. Afiyet olsun. Hey Allah'ım ya, olaya bak. Ne oldu bayağı, sen sakin ol. Vardır abimin bir bildiği. Ne bildiği olacak onun be? İyicene yoldan çıktı. Vallahi böyle devam ederse eve kapatacağım onu, eve. Gör bak. Ben bir abime bakayım. Abi ne çabuk gittin ya. Hanımefendi, kim anlattı size? Hemen çekeyim merkeze de bir ifadesini alayım. Hanımefendi, ağlamayın lütfen. Harap ettiniz kendinizi. Sana ne? Rahat bıraksana beni ya. Kimsin sen? Ben gördüğünüz gibi bir Türk polisiyim. Ayrıca Türk polisi ağlayan bir kadını gözyaşlı bir çare ortada asla bırakmaz. Ne diyorsun sen ya? Ağlayan bir kadını güldürmek Türk polisinin asli vazifelerinden biridir küçük hanım. Nereden çıktın sen? Gülmek çok yakışıyor size. Rica etsem isminizi bağışlar mısınız? Hayır, bağışlama. İyi günler size. Nerede kaldı bu şapşik ya? Thank you.
Eylem. Eylem. Ah, ulan bana bu aklı verin ya. Eylem. 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 Eylem kalk kalk canım benim kalk. Anıl ben kalk. Bak ben Anıl. Eylem, sana sürpriz yapmak istemiştim ya. Ya ne biçim sürpriz bu? Ya Eylemciğim, yeni bir trend var ya. Önce sevdiğin kızı korkut, heyecanlandır, gardını düşür, sonra teklifi yapıştır. O da sonra o karmaşada kabul etsin. Ne teklifinden bahsediyorsun sen? Neyi kabul edecekmişim? Eylemciğim, şimdi ben diyorum ki, senin gözlerinin dokunduğu her yer benim memleketim. Her an yanımda kal ki uzamasın gurbetim. Bütün düşüncelerim, bütün hislerim hepsi senin eserin. Sen benim göğümün güneşisin Eylem. Gökyüzünde bir yıldız olsam ilk sana doğru kayardım. Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu. Ağlardım. Benimle evlenir misin Eylem? Rıfat baba sizi kovmadı mı? Kovdu. İşin var mı? Yok. Yok. Evin? Yok. Araba? Yok. Yok. Sigortan bari var mı? Yok. Yok, o da yok. E tatlı ayıcık. E güzel ayıcık. E şirin ayıcık. Sen neyine güvenip de bana gelip evlenme teklifi ediyorsun acaba? Ama Eylemciğim öyle deme. Benim senin için atan kocaman bir kalbim var. Anılcığım kalbini mi açıp yiyeceğiz? Bu yüzüğü mü yiyeceğiz biz? Sevgi karın doyurmuyor. Tatlım doyurmuyor. Ben senin karnını doyururum Eylem. Bak, Memdu abi de babalığını ilan etti. Ben de onun sağ koluyum. Yakında parayı buluruz. Sen evet de, sonrası kolay. Tatlım, sen şartlar olgunlaşınca bu teklifi tekrar yap, tamam mı? O zaman bakarız. O zaman kabul edecek misin? Evet diyecek misin? Düşüneceğim. Düşün canım, düşün. Ama fazla da düşünme. Ne demişler? Fazla düşünce zekayı öldürür. Tamam Anılcığım, benim işim gücüm var. Senin de çok işin var daha. Hadi görüşürüz. O da bende kalsın, lazım olursa istersin. Evet diyecek de nazlanıyor ya. Vay, bu yüzüğü de aldı ya. Bana bakın lan develer. Anıl'la Memduh'a yol verdim. Bundan sonra bu adilere bir bardak su vereni, önlerinden geçeni, aynı tuvalete bevledeni, onları rüyasında bile göreni doğrarım. Herkes ayık olsun. Anıl'la Memduh adileri artık yaşayan ölülerdir. Onlara diri muamelesi yapan ölür. Bu fermanımı her yere yayın. Duymayan, bilmeyen kalmasın. Unutmayın, cehalet öldürür. Emrin olur baba. O bundan sonra nefes bile alamaz. Dağılın. Tamamdır Ömer. O Anıl'la Memduh hadisi ya gider mezarcıyı vururlar ya da kendi kafalarına sıkarlar. Yürü. Hmm,
Demek ailenin aşığı var. Rıfat keser onu, keser. Ay kessin de kurtulalım. Konuştuğumuz gibi sakın unutmayın. Ailenin sevgilisinin Himmet Bey'in oğlu olduğunu söylemeyeceğiz. Ay yazık Himmet Bey'e. Bakmış, büyütmüş. Evlat acısını kaldıramaz. Yok canım, hayatta söylemeyiz. Yani aileni kessin yeter. Adamcağızın evladıyla ne işimiz var ki? Ne oldu anne? Niye çağırdın beni? Oğlum sen neredesin? Kaç saattir seni bekliyorum. E tamam, geldim işte. Ne oldu? Anlat, nedir mesele? Aylin. Ne olmuş Aylin'e? Sevgilisi varmış. Yok ya. Ne yok oğlum, ne yok? O kadın senin gözlerini nasıl kör ettiyse artık hiçbir şey görmez oldun. Ayrıca kendi kabul etti sevgilisi olduğunu. Öyle mi? Hı. Kimmiş sevgilisi? Himmet diye bir adamın oğlu. Kızım sana söylenmeyecek demedim mi? Affedersiniz efendim, ağzımdan çıkıverdi. Rıfat sakın Himmet Bey'in oğluna bulaşma. Suç senin karında. Adam bilmiyordur bile ailenin evli olduğunu. Vallahi ne derseniz deyin, Rıfat o adamı kesin öldürür. Aylin de öldürsün. Aylin öldürsün. Ama adama bulaşmasın. Aa, yazık Himmet Bey'e ayol. Bir de oğulsuz mu kalsın? Ne kadar emeği var o çocuğun da onun. Vallahi bence ikisini de öldürsün. Temiz iş, mis gibi. Hanımlar, benim her şeyden haberim var. Her şey derken? Ne demek var? Nasıl? Evet var. Aylin işte yapmış bir hata ama ayrıldı sevgilisinden. Siz bu işe karışmayın. Hata? Ayrıldı? O kadar. O kadar. Ben de affettim onu. Siz bu işe karışmayın. Oğlum sen nasıl bir insan oldun? Ar, namus, haya kalmadı mı sende? Karın başka biriyle aşk yaşıyor diyorum sana. Sen hata mata ne geveliyorsun ağzında ya? Aa, yeter artık ama. Ne yapmışsa yapmış canım. Karımla arama girmeyin. Bak, bundan sonra bu konuda bir laf söz daha ederseniz kalbinizi kırarım, üzerim sizi. Haberiniz olsun. Aa, bu nasıl iş ya? Yani Rıfat değişmemiş, Rıfat ölmüş, yerine başka biri gelmiş. Bırakın onları öldürmeyi, biz bu haberi ona verdik diye bizi öldürürdü eskiden olsa. Aylin oğluma büyü yaptı, büyü. Kesin. Yani yoksa ben oğlumu tanımıyor muyum? Bunu duyacak da susacak. Ay yok, kesin büyü yaptı. Belki de aileni gerçekten seviyordur. Rıfat beni seviyor. Bu da fasulye gibi nimetten sayıyor kendini. Sana söyleme dedik ayrıca. Tutsana. Evli bileyim. Matabatsız. Çıktı. Aylin evde kıyamet kopuyor, niye haber vermiyorsun? Aradım, açmadın. Aa, bir daha arasaydın. Babam niye evli bir kadınla beraber oluyorsun diyor. Latife teyze karının sevgilisi var diyor. Of ya. Neyse, şu an o önemli değil. Onları çözeriz bir şekilde. Şu an daha önemli bir meselemiz var. Neymiş mesela? Aman bana sakın bu kadınları evden göndermek için plan yaptım deme. Niye? Zoruna mı gitti? Bu evde onlarla mı yaşayalım istiyorsun? Ne alakası var Aylin'cim ya? Geçen sefer çuvallamıştık ya, o bakımdan diyorum. O kadınları bu evden kovacağım. Ama şimdi mesele o değil. Aylin'cim niye böyle gizemli konuşuyorsun ya? Dümdüz söylesene şunu. Nedir mesele? Tebligat geldi. Bütün mallar, mülkler devredilmiş. Bankadaki para da çekilmiş. Aa, ne diyorsun ya? Ofisteki paralar da gitmiş. Ne? E bunu sen yapmadıysan kim yaptı? Vallahi ben de çözemedim. Anıl'la Memduh'tan şüpheleniyordum onlar yapmıştır diye ama onlar da benden şüpheleniyor. Yok, bu işi çözmemiz lazım. Baba onu güzel söyledin. Ya kim niye yapsın böyle bir şeyi? Rıfat'a çok yakın biri demek ki. Bütün şifrelerini, bilgilerini bilen biri olmalı. Kim? Kim? Çağla. Ya da Handan. Ya da ikisi birlikte. Ama onlardan biri yapmış olsa niye alıp gitmesinler parayı? Ya niye alıp gitsin? Alıp giderse ifşa olacak çünkü. Sen peşine düşme diye bir kenarda böyle sinsice bekliyor demek ki. Anlamıyor musun Bahtiyar? Hemen gidip sorguluyorum o zaman. Ha, saçmalama ama. Ya nereye sorguluyorsun? Öyle soru sormakla olmaz bu iş. Çünkü bir profesyonelle karşı karşıyayız şu an. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Buradan çözeceğiz. Buradan mı? Buradan.
buradan çözeceğiz. Önce ne yapmaya çalışıyor? Bir onu anlamamız lazım. Nasıl? Yani evdekilerin bu para meselesinden haberi olmadığına göre... Yok. O kişi de bilmiyormuş numarası yapıyor demek ki. Öğreneceğiz. Sonuçta strateji olmadan savaş kazanılmaz. Bir plan üzerinde çalışıyorum şu an. Gel buraya. Bak robot. Aylin'le Nisan'ı karşılaştırıp durma, benim tepemin tasını attırma. Senin yüzünden uçurumun kenarından döndük lan. Eğer Ramo dostum olmasaydı bugün mezardaydık. Heh. Gel. Patron, Anıl'la Memduh'a Rıfat yol vermiş. Sokakta kalmışlar. Mezarcıya bak sen. Anlamadım patron. Mezarcı kim? Boş ver. Nerede olduklarını biliyor musun? Biliyorum patron. Güzel. Sen şimdi git hazırlıklarını yap. Ben geliyorum. Tamam patron. Duydun değil mi robot? Memduh'la Anıl sokakta kalmış. Benim sokak hayvanlarına karşı ne kadar merhametli olduğumu sen bilirsin. Gidelim tasmalarından tutalım da barınağa götürelim. Hadi. Memduh abi. Bu babalık sevdanı gönülden destekliyor, istiyor, arzuluyor. Eylem de istiyor. Fakat içimden bir ses olmaz, olamaz diye feryat ediyor abi. Her şeyi geçtim ben. Başımızda Fuat diye bir bela var abi. Bahtiyar'la bizim ters düştüğümüzü öğrenirse keklik gibi avlar bizi. Hiçbir şey yapamayacak. Dün düşmanının dostuyduk, bugün düşmanının düşmanıyız. Yani? Oğlum Fuat bize dokunamaz. İcabında birlikte Bahtiyar'a saldıralım diyecektir. Hele de benim babalığımı ilan ettiğimi duyduktan sonra. Abi bak bu alemde bozuk para gibi harcarlar bizi. Gel vazgeç bu babalık sevdasından. Kes lan kes. Mezarcıdan baba oluyor da benden niye olmasın? Aslan gibi bir gün yaşamak, it gibi bin yıl yaşamaktan evladır. Herkes babamın doğum yükselişini görecek. Abi, dünyanın en yüksek tahtına bile çıksan, mabadının üstüne oturmuyor musun sen? Nedir bu sevda ya? Vazgeç bundan. Lan kes, bak kovarım seni. Kov abi, kov, beni de kov. Zaten bir tane adamım var, kov onu da gitsin. Baba baba takılırsın burada. Bugün bir tane varsa, yarın bin tane olacak. Yürü, icraata gidiyoruz. Ne icraatı ya? Araca gidiyoruz lan. Ben nereden takıldım bunun peşine ya? Birader bunlar Rıfat Çakar'ın biletini kestiği Memduh Anıl değil mi? Ta kendileri. Yüzüne bakanın yüzünü kazırım dedi baba. Kaç kaç şerefsizim kezzap döker yakarız. Abi, ne oldu burada böyle ya? Korktular herhalde. Abi haber ne çabuk yayıldı ya. Bu sosyal medya çok tehlikeli.
Benim adım Memdu. Namı diğer baba Memdu. Rıfat Çakar'dan ayrılıp bağımsızlığımızı ilan ettik. Bundan sonra buralar bizden sorulur. İtiraz olan varsa çıksın lan ortaya. Vay be. Biz gelmeden namımız gelmiş abi. Adamlar nasıl kaçtı gördün mü? Ne ara namımız yürüdü lan? Sosyal medya abi. Yani baba. Baba Memdu. Memduh baba. Vay be. Sen ne büyük adammışsın ya. Bilseydik bu kadar kolay olacağını daha önce ayrılırdık Bahtiyar'ın yanından. Abicim gel baba buyur. Sana çay koyayım. Buyur babacığım. Buyur. Buyur. Artık evlem de teklifimi kabul edecek. Ne yapıyorsun sen? He? Ah, beceriksizler. Eğer sizi öldürmek isteseydim zaten öldürmüştüm. Dua edin, niyetim ciddi değil. Otur. Alican, dışarıda bekle beni. Bana da bir çay yap, Dombili. Çay mı? Yani demli mi olsun? Demli olsun. Bir de... Şekersiz. Onu hatırlıyorum. Ne istiyorsun Fuat? Duydum ki mezarcı size yol vermiş. Oldu öyle şeyler ama bu seni ne ilgilendiriyor? Buyur Fuat. Abi. Buyur baba Memdu. Oo, Memdu hadisi. Sen ne ara baba oldun? Senin kadar olmasa da bugün babalığını ilan etti. Sol tarafta durduğuma bakma. Sağ koluyum. Sol kolu kim? Şimdi ben sağda, sol kolu yok. Demek çolak mafya oldun Memdu. Ulan Kenef'in kapısına bile iki tane bekçi alıyorlar. Sen bir tane adamla nasıl mafya olacaksın lan? Öyle deme Fuat abi. Ben icabında bir orduya bedelim. Görmedin mi insanlar nasıl kaçtı? Namımız nasıl yürümüş? Hı? Sizin Bahtiyar'ın fermanından haberiniz yok o zaman. Ne fermanı? Size selam verenin, gözünüzün içine bakıp gülenin, geçtiğiniz yoldan geçenin, oturup sizde iki kelam laf edeni o biçim ederim demiş. O biçim ederim demiş. Yani babında. Oo. Vay be. O yüzden mi insanlar bizden vebalı gibi kaçıyordu ya? Sen ne sanıyordun? Ulan bu Bahtiyar da şok oluyor. Size az bile. Adam mısınız lan siz? Rıfat Çakar gibi delikanlıyı harcadınız. Tuttunuz mezarcıyı kendinize baba yaptınız. Size her şey müstahak. Sürünün ulan. Fuat abi, yani patron. Senin adama ihtiyacın var mı? Gelelim mi yanına? Bana dönmek mi istiyorsun? Yok öyle bir şey, yok. Biz kendi yolumuzu buluruz. Abi ne yolu ya? Sen ne yolundan bahsediyorsun? Bahtiyar bizim yolumuz batmış ya. Sen hangi yoldan bahsediyorsun? Millet bize selam vermiyor. Kes lan mızıldamayı. Yol bulamıyorsak kendi yolumuzu yaparız. İcabında bu alem yeniden kurulur. Biz de orada yerimizi alırız. Sen bakma buna ya. Sen beni al yanına, beni. O gelmezse gelmesin. Tamam. Ama bir şartla. Tamam, neymiş şartın? Mezarcıyı öldüreceksiniz. Ah. Ne? Mezarcıyı mı öldüreceğiz? Tabii. O zaman affeder, bağrıma basarım sizi. Size şefkat gösteririm. Sizi sol kolum yaparım. Ama şey Fuat abi, Bahtiyar ölmez. Yani öldürülemez birisi o.
Ne demek ölmez, öldürülemez? Korunuyor. Kim tarafından korunuyor? Vallahi orasını ben de bilmiyorum ama ona bir şey olmuyor. Herkese bir şey olur. Sezarların, Napolyonların, Süleymanların öldüğü bu dünyada bahtiyarlar da ölür. Ölmezler de ölür. O yüzden mezarcıyı öldürün, gelin yanıma. Yepyeni bir sayfa açalım. Bu size son teklifim. Lan hayvan! Ne yaptın hemen? Bu zebir olup bahtiyara mı sıkacaksın? O bizim arkamızdan fikfik edip geçmişimize sıkarken iyiydi ama değil mi abi? Ha? Sen şimdi suçu bana mı buldun ya? Ha? Bahtiyar'a postayı koyan sensin, suçlu benim öyle mi? Abi kusura bakma. Kusura bakma, bugün her şeyi aykırmak istiyorum. Ben senin gibi aşk düşmanı değilim. Ben aşk adamıyım, aşk. Ben aşkla çalışıyorum. Aşık adamın tekiyim ben ya. Ulan konu ne zaman aşka eyleme geldi? Ne anlatıyorsun? Abi benim hayallerim var ya. Kendini düşünmüyorsan bari beni düşün. Oğlum, bak beni iyi dinle. Ben bu alemi kılcal damarlarına kadar bilirim. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Biz her türlü yolumuzu buluruz. Sen bana güven. Güveneyim mi? Evet, güven. Abi ben sana nasıl güveneyim ya, ha? Senin yolun yol değil abicim. Yürü adamın asabını bozma. Ayak uyduramıyorsan ya gider Bahtiyar'a yapışırsın ya da bu Fuat'a köpeklik yaparsın. Yanlarına alsalar bir dakika durmayacağım da. Abi araba yok. Çektiler mi lan? Ne bileyim abi ya. Abi abi bir notunuz var. Ahmet. Cimrisi. Bak ya. Koparacağım kafasını ha. Bu sefer arabanızı aldım. Zıplamaya devam ederseniz donunuzu alırım. İmza mezarcı. Ah, abiciğim ben sana yapmayalım dedim ya. Sevmiyor böyle haraç maraç şeylerini. Biz bu Bahtiyar'ı kulağından büküp baba yapmadık mı? Kafasına vurup korkutmadık mı lan? O günler eskide kaldı abiciğim. Baksana Fuat bile korkuyor ondan. Fuat bizi öldürtmeye çalışıyor onu ya. Abi benim karnım acıktı ya. Ne yapacağız? Hah, hah, bak, 5 kuruş da yok cebimde. Son 2,5 liraya o verdim. Ben de acıktım oğlum ya. Parasız mı kaldık lan? Sen baba olacağım sevdasına bütün parayı harcattın bize. Kalmadı 5 kuruş paramız. Ne yapacağız? Merak etme. Paramız yoksa itibarımız var. Her türlü karnımızı doyururuz. İtibarla karın doyurmak nedir ya? Şimdi görürsün. Yürel. Plan hazır. Sen de hazırsan açıklıyorum. Oo, hadi bakalım. Allah yardımcımız olsun. Şimdi ben bu gecelik evden gitmiş numarası yapacağım. Sen de bu Çağla ile Handan'ı tek tek odaya çağırıp ağızlarını arayacaksın. Aylin'cim sen emin misin ya? Bitmedi. Ben de odaya gizlenip sizi izleyeceğim tabii ki. Doğrusu bu. Ağızlarından laf alabilmek için yakınlaşacaksın. Ama fazla değil. Unutma, fazla temas canına mal olabilir. Aylin'cim sen beni neyle sınıyorsun ya? Ben bavulumu hazırlayıp evden çıkıyor numarası yapacağım. Aa. Aa, işe bak babam arıyor. Efendim baba? Neredesin lan? Eşek sıpası. Çok önemli bir işim var baba. Sus! Başlatma işine. Bundan sonra dışarıda sürtmek yok. Çabuk eve gel dedim sana, o kadar. Bir bu eksikti. Babam beni eve çağırıyor. E daha iyi. Evden birlikte çıkarız işte. Sen beni arkadaşıma bırakıyor gibi yaparsın. Sonra babana uğrarsın, onu bir sakinleştirirsin. Sonra oradan birlikte eve döneriz tekrar. Ya sen tabii eve tek gelmiş numarası yapacaksın. Onları tek tek odaya çağıracaksın, sorguya çekeceksin. Bu kadar kolay ya. Kolay tabii. Ne sandın?
Plan yapmak da üstüme yok gerçekten. Neyse ben şu valizimi hazırlayayım da. Aileciğim vallahi ben... bu plandan hiçbir şey anlamadım. Ay farkındayım hiçbir şey anlamadığının. Merak etme ben yazılı olarak vereceğim sana planı. Maşallah süper plan. Süper. Ben Aylin'i arkadaşına bırakıp geliyorum. Hangi arkadaşına? Sevgilisine herhalde. Sen ne diyorsun? Ne diyecek kızım? Aşığından bahsediyor. Ya Rıfat bir şey desene şunlara. Ben size bu konu bir daha açılmayacak demedim mi ya? Kapat kapat. Sen bunun edepsizliklerini kapat. Yakında senin odana da alır o adam. Hiç merak etmeyin alıyorum zaten. Yok artık. Ne? Bak bak ne diyor? Ne diyor? Rıfat senin bu kadını öldürmen lazım değil mi? Oğlum bak bu kadından boşanmazsan sana sütümü helal etmem. Sizin onda sütünüz ne gezer Latife Hanım? Bak bak sütümü de inkar ediyor. Duydun mu oğlum? Öf tamam anne ya. Ben Aylin'i bırakıp dönüyorum. Kesin sevmiyor Aylin'i. Sevse bu kadar rahat davranmaz. Sevmese de böyle davranmaması lazım ama kesin sevmiyor. Evet. Çünkü beni seviyor. Ay. Belki de beni seviyor. Aylin'ciğim. Sen ne yapacaksın burada böyle ya? Benim işim epey sürebilir. Burada bekleyeceğimi kim söyledi canım? Şu aşağıda bir tane AVM var ya, ben de oraya giderim. Birazcık alışveriş yaparım. E sen işin bitince de haber verirsin, çıkar gelirim hemen. AVM mi? Evet. Sen böyle bir zamanda alışverişe mi gideceksin? Alışverişin zamanı olmaz. Fırsatı olur. Fırsatını buldun mu yapacaksın. Vay be. Kör olası kapitalizm. Seni de zehirlemiş. Tamam tamam. Ben çıkınca seni ararım, sen de gelirsin. Acele et. Unutma. Büyük plan bizi bekliyor. Tabii tabii. Çok büyük plan. Dalga geçme ya. Acele et hadi. Tamam hadi. Ben çıkınca ararım, görüşürüz. Yine ne oldu baba? Ha? Ayrıldın mı o kadından? Ayrıldım baba. Aferin. Şimdi geç otur. Kızım sen hemen yemeği hazırla bakayım. Çabuk. Tamam baba. Allah Allah. Bakın bundan sonra bu evde kuş sussa haberim olacak. Hadi kızım senin ablana yardımcı ol. Ben uğraşamam baba ya ablam yapar. Ablam yaparmış. Sen niye yapmıyorsun acaba? Sakar. Meseleleri mesele etmesen ortada mesele kalmayacak abi. Ulan hayvan. Bütün lokantayı yedin. Bizim itibarımız yok mu abi? Var tabii. E tamam işte onunla ödersin hesabı. Biz ödemeyeceğiz onlar ödeyecek. Nasıl? Haraç alacağız lan işte. Bahtiyar'ın imzaladığı ferman henüz buraya gelmemiş. Gelmiş olsa bize yemek vermezlerdi. Yemek verdiklerine göre haraç da ödeyecek. Heh, çok süper plan abi. Tebrikler. Affedersiniz abicim. Bugün erken kapatıyoruz da hesabı masaya mı istersiniz? Hesabı biz ödemeyeceğiz koçum. Siz ödeyeceksiniz. Anlamadım nasıl? Git patronunu çağır. Tabii. Buyurun beyler, hesabı bana mı ödeyeceksiniz? Sen bizi yanlış anladın ya. Yemeği biz yedik ama hesabı sen ödeyeceksin. Anlamadım. Bunun anlaşılmayacak ne var lan? Bundan sonra buranın aracını biz yiyeceğiz. Ne diyorsun lan sen? Benim adım Memduh. Bundan sonra buranın haracını bana vereceksin. Memduh. Hangi Memduh? Duymadım daha önce. Siz
Memduh babayı, yani baba Memduh'u duymadınız mı lan? Duymadık. Duymamanız normal. Yani bu alemde baba olarak yeniyiz. Kart bastırmadık henüz. Bastırınca size ulaştıracağız. Bize bu yemeği siz ikram etmiş olun. Memduh baba borçluk almayı sevmez. Daha sonra fazlasıyla geri öder size. Ne diyorsun lan? Paramı kesik mi atıyorsunuz? Ödeyin hesabı. Abiciğim para yok, anlasana ya. Bunun sevabına sayalım işte. Biz hayır kurumumuz. Borca saysak? Olmaz. Bulaşık? Bulaşıkçımız var. O zaman bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Memduh abi, artık itibarını ödemeyi yap. Söz sende, buyur. Sen bizi yanlış anladın birader. Biz bu sokaklarda büyüdük. İcabında adamım adam yaparız. Bana ödeyeceksin diyorsan bana ödeyeceksin. Ne diyorsun lan sen? Abi ne hallere düşürdün bizi ya. Kes lan kes. Bütün lokantayı yedin, suçlu ben mi oldum? Hani bizim itibarımız vardı ha? Hani bizim itibarımız vardı? Nerede? Nerede? Babanın selamı var. Eyvah. Bak Bahtiyar bizim kesin haraç istediğimizi duydu abi. Ben sana yapmayalım dedim bu işi ya. Ulan ben de o Bahtiyar'a tefe koyup çalmasam bana da adam demesinler. Demiyorlar zaten. Köpeğe bile veriyorlar, bize bir kap yemek vermiyorlar. Sen neyin pozundasın abi ya? Gidip Bahtiyar'dan af dileyelim. Benim daha iyi bir fikrim var. Eyvah! Nedir? Bahtiyar'ı ailesiyle bulacağız. Oh! Ne diyorsun abi sen ya? Saçmalama. Tabii. Kafana darbe aldın ya, ondan böyle diyorsun. Abicim bak, ben de dayak yedim ama dayak yemeyi bilmiyorsun. Dayak yemeyi bileceksin, kafanı kollayacaksın. Depremde ilk yapman gereken şey kafanı kollamak olacak ya. Kes lan kes. Bahtiyar'ın evine gidiyoruz, yürü. Ne yapacağız orada? Babasını kaçıracağız. Babasını mı? Evet, çünkü kız kardeşlerini kaçırmak bize yakışmaz. Biz Fuat ya da Caner gibi çapulcu değiliz. Kadınlara ve çocuklara asla dokunmayız. Abi. Sen şaka mı yapıyorsun? Ciddi misin ya? Ben şaka yapmam oğlum. Bahtiyar'ın babasını mı kaçıracağız biz şimdi? Senin ağzından çıkan şeylerle benim kulağımın duyduğu şeyler aynı mı abi? Oğlum korkma lan, bir şey yapmayacağız. Kimsenin burnu kanamadan paraları alacağız. Abicim, Bahtiyar senin bu yaptığın planı duysa bile bizim kafamızı kopartır, üstüne zıplar. Lan şu korkuları at artık üstünden, at. Yürü. Of, kafayı almadım da kalçaya fena darbe aldım. Kızım, eline koluna sağlık. Çok güzel olmuş. Güzel de doydum ha. Şimdi bak, bunun üzerine şöyle okkalı bir orta kahve iyi gider. Hadi bakayım. Baba, yemekten sonra hemen kahve çarpıntı yapmaz mı? Uyuyacaksın ya sen, iyi gelmez sana şimdi. Ben? Sen benim uykuma ne karışıyorsun? Ne kızıyorsun baba ya? Ben senin için dedim. Deme! Sen bana bir şey deme! Eline sağlık. Ne demek eline sağlık ya? Toplasana kızım masayı. Saçmalama, ben mi toplayacağım? Kim toplayacak? Sen toplayacaksın tabii. Aa, ben sizin hizmetçiniz miyim ya? Yemeği ben hazırladım, sofrayı da sen kaldıracaksın. Bana ne ya? Ben bu eve sofra toplamaya mı geldim? Ne için geldin Nisan Hanım? Gezip tozmaya mı geldin? Bak sen çok oluyorsun. Olursam ne olur? Yine kaçıp gider misin evden? Zavallının tekisin sen. Senden büyük zavallı mı var be? Abi, yapmayalım.
etmeyelim, gitmeyelim. Bahtiyar bizi yakalarsa var ya elinden kimse alamaz. Kes lan kes. Bahtiyar bize yapacak başka bir şey mi bıraktı? Baksana aç, sefil sokakta kaldık lan. Korkma bir şey olmaz. Babası işe karışınca Bahtiyar paraları dökülür. Biz de o paraları alır toz oluruz. Yürü. Heh. Babam uyumaya gitti. Sen gel, ben de 5-10 dakikaya çıkıyorum. Tamam canım, geliyorum. Tamam. Abi. Abi, bak içime bir ürperti geldi. Bizim hala vazgeçme şansımız varken vazgeçelim. 1000 tane ölüm şekli varken biz niye Bahtiyar'ın elinden ölüyoruz ya? Abi vazgeçelim bu sevdadan. Ulan oğlum, bu saatte Bahtiyar'ın burada ne işi var? Ne çok korktun lan sen? Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz bu işi. Yürü. Allah'ım inşallah uyumuştur. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu hale bak ya. Evden kaçmak için ergen çocuklar gibi babamın uyumasını bekliyorum. Onun da tuvalete kalkacağı tuttu. Abicim bak bir aksilik olursa kaçacak bir arabamız bile yok ya. Bunu alırız lan. Ne? Bir de adamın sermayesini mi çalacağız ya? Lan ne çok vızıldadın. Kes. Yürü. Abi ben burada gözcülük yapsam. Lan yürü. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyoruz burada? Bizi Bahtiyar gönderdi. Bahtiyar abi mi gönderdi? Tabii. Bizi Bahtiyar abi gönderdi. Gidin bakın bakalım bir ihtiyaçları var mı dedi. Bir ihtiyacınız var mı? Yok. Yani şey, sen Nisan'a aşıktın değil mi? Hı? Ben aşk doktoruyum biliyor musun? Eğer istersen Nisan'la sizin aranızı yaparım. Ben 2 hafta içinde dünyanın en güzel kızını ayarladım. Yani icabında sana da bir kıyak yaparım. Çift şeritli otoban yaparım Nisan'la aranızda. Sen de dalgana bakarsın. Otoban? Ne yaptın ya? Fena mı yaptın lan? Planımızın önündeki bir engeli kaldırdım işte. Tut şunu dükkana götürelim. Tut. Ha. Burada. Cenaze arabasının anahtarı. Bak hala cenaze arabası diyor ya. Abicim, bak bunlar bize bir işaret olabilir mi acaba? Daha başındayken yakalanacaktık ya. Gel vazgeçelim bu işten. Tek şansımız bu. Abicim, o zaman biz bunu paketlemişken bunu kaçıralım abi. Oğlum bu Bahtiyar'ın neyi oluyor lan? Bahtiyar bana ne derse ne olacak? Yok demez abi ya. Demez. Bahtiyar masum insanların zarar görmesine de karşı. O eski sürüm Bahtiyar'dı. Artık çok değişti. Bu yenisini ne yapacağı belli olmaz. Biz işimizi garantiye alalım. Yürü. Abicim, abi gözünü seveyim vazgeçelim ya. Bak bunlar hep Allah'ın işaretleri bize. Himmet amcayı kaçırmak nedir ya? Vazgeçmemiz lazım. Vazgeçmelisin. Vazgeç! Kafama yıldırım düşmedikten sonra ben bu işi yapacağım. Ağlamayı kes! Yürü. Şuradan.
Razio'yla ne yapıyorsun? Abi, nasıl göreceğiz etrafı? Bak. Seni bir yere sığdıramıyorsun ki. Neye çarptı? Bismillah. Bahtiyar. Ne işiniz var lan sizin bu evde? Baba, babacığım yani Bahtiyar baba. Affet bizi. Biz çok yanlış yaptık. Sen merhametli adamsın. Senin emirlerine uymadık. Çok yanlış yaptık sana. Geçmememiz gereken yollardan geçtik. İçmememiz gereken sulardan içtik. Bağışla bizi, affet. Boş konuşma lan. Kuldan değil, Allah'tan af dilenir. Tabii. Memdu abi, bak biz yanlış gelmişiz. Camiye gidecektik. Nereye geldik? Hadi yürü gidelim. Gel lan buraya. Ne işiniz var burada dedim. Dedim ya babacığım, af dilemeye geldik diye. Yanlış yere gelmişiz işte. Sen şimdi bırak bizi, biz Allah'a gidelim. Abdestimizi alalım, namazımızı kılalım. Güzel güzel tövbe edelim. Çak konuşma lan, sus. Memdu, sen söyle lan. Ne işiniz var gece gece bu evde? Anıl doğru söylüyor. Af dilemeye geldik. Hı, surata bak. Kimi yiyorsunuz lan siz? Ne oluyor lan burada? Baba, arkadaşlar beni ziyarete gelmişler de. Evet. Evet, ziyarete geldik Himmet amca. Ne ziyareti lan bu saatte? Gelin bakayım içeri. Gel. Buyur, al. Yürüyün. Biri Ramazan'ı bulur da haber verirse var ya, hapı yutarız ha. Oğlum panik yapma lan, bir şekilde tüyeriz. Yürüyün lan, hadi yürüyün. Yürü. Gece gece nereden çıktı bunlar abi ya? Evet lan, anlatın. Ne işiniz var burada gece gece? Gece mi? Aa, o kadar geç oldu mu saat ya? Biz farkında değiliz. Öyle öyle. Zaman çok çabuk geçiyor. Yani şurada yatsı ezan okunalı ne kadar oldu değil mi? Bana bakın çocuklar. Sizden adam olmaz. 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 Siz olmaz diyorsanız olmaz tabii yani. Siz nasıl buyurursanız öyle. Hatta zatında biz milli iradeye saygılıyız. Yani çoğunluk ne diyorsa odur. Sorun bakayım bir kere. Niçin olmaz? Niye soralım canım? Yani mutlaka mantıklı bir sebebiniz vardır Himmet amcacığım. Tabii, sormaya gerek yok. Efendim rahatsız ettik gece gece. Biz kalkalım. Nereye gidiyorsunuz lan? Lan! Cevap verin bakayım. Niçin olmaz? Soralım. Bizden neden adam olmaz Himmet amcacığım? Bu Bahtiyar evli bir kadınla yasak aşk yaşıyor. Siz onun arkadaşısınız. Siz ne biçim arkadaşsınız be? Niçin uyarmıyorsunuz? Baba, konu ne ara buraya geldi ya? Sen sus! Ben bunlarla konuşuyorum. Cevap verin bakayım, çabuk! Bizim onu uyarmak ne haddimize Himmet amca? O bizim babamız. Hış! Ne babası lan? Biliyorsun lan hayvan. Yani demek istiyor ki biz çok uyardık ama dinlemedi. Uyardın mı? Ne zaman uyardın lan sen beni? Siz kimsiniz ki beni uyaracaksınız lan? Ben demiştim haddimiz değildir diye. Sonuçta biz Bahtiyar'ın tercihlerine saygılıyız. Saygılı mısınız? Ulan sizde hiç utanma, allanma yok mu be? Olmaz olur mu Himmet amca? Yani nihayetinde Bahtiyar arkadaşımız. Bir hata yapmışsa da... Hata mı? Ne hatası yapmışım lan ben? Ne hatası yapmış olacak ya? Ne hatası yapabilir Bahtiyar? Bahtiyar sütten çıkmış ak kaşık. Ona hata hasıl olmaz. O hatasız melaike gibi bir adamdır. Yok artık. Çüş. Ne diyorsun oğlum sen? Dursun lan. Yani demek istiyor ki yapmışsa bir hata pişmandır muhakkak. Ben sizi pişman edeceğim sonra. Nasıl pişman ettiğimi göreceksiniz. Niye pişman olsun ki Bahtiyar? Pişman olacak ne yaptı? Kapı gibi adam o ya. Bahtiyar!
Ben bunlardan bir şey anlamadım. Ben de anlamadım. Bunlardan arkadaş mı arkadaş olmaz. Bir daha da hiç görüşmeyeceksin. Aynen. Çok doğru. Ben bunları müsaadenle bir uğurlayayım, geleyim o zaman. Aferin. Uğurla, hayatından bile at. Yürüyün lan, uğurlar olsun. Hadi. Müsaadenizle. Bir daha görüşmeyelim. Bu bile fazlaydı zaten. Defolun gidin. Herifler. Derdiniz ne oğlum sizin? Ne işiniz var gece yarısı benim evimde? Bana bak söyleyin, yoksa sizi dükkana sokar, sabaha kadar döverim. Dükkan olmaz, dükkan olmaz. Hiç olmaz, asla olmaz. Evet, bak burası ne kadar güzel. Havadar havadar döversin, burada döv, döveceksin. Niye lan? Ne var dükkanda? Şey var, şey, kötü ruhlar var. Saçmalama lan. Ruhun kötüsü olmaz. Ruh Allah'tandır. Cinler. Evet, cinler var. Ulan sizde bir numara var ama anlarız. Bakalım dükkanda ne saklıyorsunuz? Abi ya şimdi ya hiçbir zaman. Şimdi. Lan! Şişt, gelin lan buraya. Nereye kaçıyorsun? Kaçmayın. Nereye kaçıyorsunuz lan? Ulan yarabbim ya. Ulan. Nerede o? Hangi? Ya Anıl'la Memduh. Senin ne işin var onlarla? Bu gevşek Anıl beni lafa tuttu. Memduh'ta vurdu kafama, bayılttı beni. Subhanallah. Ben bulacağım onları vallahi. Oğlum dur, tamam Ramazan, ben ilgileneceğim onlarla, tamam. Geç sen bir içeride su iç, ensene buz koy, şişecek. Geç içeri, geç. Ulan ben size göre. Allah Allah. Tövbe estağfurullah ya. Bunlar ya. Anıl'la Memduh'un ne işi vardı burada? Sen nerede gördün onları? Cenaze aracına binip gittiler. Cenaze aracı mı? Evet. Aa, bu manyaklar her dakika başka bir manyaklaşıyor ha. Tövbe estağfurullah. Belki onlar da paranın peşine düşmüştür. Gidip şu Çağla ile Handan'ı sorgulayalım da şu işi çözelim. Gidelim. Hadi. Lan! Eşek sıpası! Buyur baba. Ne işi var bu kadının senin yanında? Kim? Hangi kadın? Ne kadını ya? Aa! Ne bileyim ben ya? Ne demek ne bileyim ben ya? Hani ayrılmıştınız? Ayrılmıştık. Ayrılmıştık, ayrıldık ama bu benim peşimi bırakmıyor. Aa, ben mi? Sen tabii. Kızım, sende hiç utanma yok mu be? Merak etme baba, ben şimdi gönderirim onu. Yürü. Aa, sen beni mi gönderiyorsun? Seni tabii. Bak kızım, bu oğlan bir halt etmiş, evli olmana rağmen seni sevmiş olabilir. Aranızda ne oldu, ne bitti bilmiyorum ama senden ayrılmış. Ya bırak artık oğlumun peşini. Evet, bırak peşimi ya. Yalan söylüyor bu Himmet amca. Yalan mı? Nasıl yalan ya? Ben mi yalan söylüyorum? Tabii yalan. Daha biraz önce bana seni çok seviyorum, sensiz yaşayamam dedi. Aylin, ne yapıyorsun ya? Doğru mu lan bu eşek sıpası? Dedim ama onu şeyden dedim ben. Şeyden. Ne için? Ya hiç evli bir bayana, kadına seni seviyorum denir mi be? He? Of be baba ya. Belki de kocası benimdir. Ay! Ay. Lan, sen ne utanmaz adam olmuşsun be. Rezil herif. Yürü, düş peşime. Doğru eve gidiyor. Tamam baba. Ey yarabbi ya. Gördün mü yaptığını Aylin? Sen de öyle saçmalamasaydın. Hadi kızım. Sen de git kocağın yanına. Bekle. Geç bakalım, geç. Geçeceksin. Buyur baba. Geç. Estağfurullah. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Bu mezarcı Anıl, Memduh nasıl birbirine düştü robot? He? Bence de. Bu işin içinde başka bir zeka var. Beni Nisan'a götür Fuat. Yine mi Nisan lan? Geçen gittik, aldın ya havanı.
beni Nisan'a götürmezsen bileklerimi keserim. Yürü lan yürü, ne yaparsan yap. Senin canın yine ıslanmak istiyor herhalde. Ama bu sefer camın altında ben durmam, haberin olsun. Aylin. Aylin'in yanına gidelim hadi. Bıraksana lan. Ne Nisan oğlum? Bırak. Ne demek Aylin Maylin yok? Bak robot, saçmalıyorsun. Ulan senin... Ağzın ne söylüyor? Senin var ya o ağzın. Oh. 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 Ulan sen bana el kaldırmaya utan. Oh. Oh. Tamam lan tamam. Yavaş. Bak ağzın yüzün dağılıyor. Nisan beğenmez sonra. Ortamı dövüş kulübüne çevirdin lan. Azıcık söz dinle, söz. Eğer Nisan'a gitmezsek bir daha o arabayı sürmem ben. Hadi lan oradan. Arabayı zaten ben sürüyorum. Sen safi görüntüsün. Anca kafa karıştır. Kendini adamdan sayma, yok ederim seni ha. Görsün. Hareketlere bak aynı ben. Heh. Beğendim mi yaptın Aylin ya? İki saattir babamla uğraşıyorum. Sen de söylediklerine dikkat et o zaman. Ne demek ondan ayrıldım ya? Ben onu yalandan söyledim. Sen yalandan da olsa benden ayrılamazsın. Bunu yaz kafana. Ben Aytekin Yavuz'un kızı Aylin Yavuz'um. Ya benimsin ya kara toprağın. Senin. Zaten benim senden başka dünyam yok ki Aylin. Boş ver onu da hadi. Yürü gidelim şu para işini çözelim. Hadi bas. Gördün mü Aylin'i? Nasıl gitti mezarcıyla? Nisan'a gidiyoruz şimdi. O böyle şeyler yapmaz. Tamam. Gidelim Nisan'a. Gidelim bakalım. Ne yapacaksın? Senin ben elinin ayarın... İnsana vuruyorsun insana. Hayvan herif. Benimle kafa buluyordun. Hadi görelim bakalım ne yapacaksın şimdi. Sen karışma. Tamam ulan. Karışmıyorum. Ne yaparsan yap. Ya yine mi sen? Senden başa gidecek yerim yok. O yüzden sana geldim Nisan. Ne diyorsun sen be? Ben demiyorum. Robot öyle diyor. Bana bak psikopat manyak. Defol git penceremin önünden. Duydun değil mi robot? Hani Nisan Aylin'den daha merhametliydi. Ne oldu? Senin yüzünden. Öyle mi aşkı ilan edilir ulan? Beğenmediysen sen söyle o zaman. Kereste. Gel. Nisan Hanım. Size olan duygularımı nasıl ifade edeceğim bilemiyorum ama. Dur sen, ben sana anlatacağım şimdi duygularımı. Ne oldu lan? Ha? Aşkına karşılık alamadın mı? Ha? Anca konuşursun boş boş. Bla bla bla. Al sana duygu. Gerizekalı. Ama Nisan Hanım, bu yaptığınız çok ayıp. Ya kaçırdın sen beni be, kaçırdın. Ha, onu diyorsunuz. Tamam, sizi kaçıran benim.
Ama size aşık olan robot. O yüzden mevzu oysa onun bir suçu günahı yok. Ya Allah senin belanı versin psikopat katil. Bir daha sakın buraya adımını atma. Hep senin yüzünden. Sen hala ne konuşuyorsun lan? He? Senin yüzündenmiş. Lan geldim burada bir kova su yedim. Üstüne tokat yedim. Kabahatli ben mi oluyorum? Senin var ya o beynini dağıtırım. Dur 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 ne yapıyorsun ya? Ya biz ne konuşmuştuk seninle? Sen konuşma Romo. Bunun beynini dağıtacağım. Sakın ha. Ya orada kimse yok abicim. Her kimse hayal ettiğin onu vurursan sen de ölürsün. Ben bunsuz da yaşarım. Kim lan bu? Bu iyice kendini bir halt sanmaya başladı. Senin var ya. Ya sakın ha. Çek bu tetiği. Bak sen bana güven. Gel şöyle bir dolaşalım, oturalım hadi ha. Ulan. Sen bu Roma'ya dua et tamam mı? Hadi herif. Yoksa ben seni ne yapayım? Adamsın sen. Adamsın. Vay Allah'ım ne olacak bunun bu hali? İkinci kez hayatımı kurtarıyorsun. Ne yapacağız şimdi? Ne yapalım, ne yapmak istersin? Bilmem ki. İki yakın arkadaş ne yapar? Hay Allah'ım yarabbim. Ne bileyim, gezelim dolaşalım mı şöyle biraz? Gezelim dolaşalım biraz. Hadi gel. Yemek falan yedin mi? Karnın aç mı? Yok, Ramo diyorum alınmıyorsun. Yok, yok gel hadi. Memnun abi, bu cenaze aracını çaldık diye polise haber vermesinler. Sonra bir de hırsızlıktan yatmayalım içeride. Bir şey olmaz lan. Arkadaşımızın deriz, emanet aldık deriz. Ulan sen ne biçim adamsın lan? Bir soru soruyorsun, cevabını almadan horlamaya başlıyorsun. Abi verdiğin cevap beni tatmin etti ya. Bana ikna oldum yani. Ayrıca ben horlamıyorum. O sen öyle diyorsun. Lan bana bak. Böyle horlamaya devam edersen atarım seni dışarı. Şu ateşin başındaki adamla uyursun. Ne horlaması abi ya? Sen de iyice takıntı haline getirdin ya. Ben horlamıyorum. O senin horlaması. Horlama lan! Yeter! Abicim ben horlamıyorum dedim sana ya. Sen ne kadar takıntılı bir adam çıktın ya. Ulan ben arkada uyuyacağım. Ne halin varsa gör. Ah, ah. Abi. Abi. Ah, abi ne yapıyorsun ya? Tabutta mı yatacaksın? Senin yanında yatmaktan iyidir. Hem ben sana bir sır vereyim mi? Bu tabutlar dünyada en güvenilir yerlerdir. Rahatsız eden olmaz. Hadi iyi geceler. Abi ne diyorsun sen ya? Korkmuyor musun? Ya senden önce burada yatan gelir seni rahatsız ederse? Baş baş karışma. Senden daha fazla rahatsız etmeyecekleri kesin. Abi bizi Bahtiyar'dan kopardın. Şimdi diri diri tabuta mı koyuyorsun? Lan boş boş konuşma. Bahtiyar çok değişti bizi sattı diye benim beynimi sen değil miydin? Unut artık Bahtiyar unut. Onsuz yaşamaya alışacağız. Böyle tabutta uyuyarak mı? Gerekirse evet. Ben bu gece tabutta yatacağım. Daha fazla konuşursan sen de bu tabutta yatarsın. Ama ölü olarak. Git. Yap zıbar. Memnun abi. Memnun abi. Aynı tabutta mı yatsak? Saçmalıyorsun lan sen kendine gel. Ne beraber yatması? Defol.
yapacağım ya? Ön tarafa gidemem, korkuyorum. Nerede yatsam? Buraya çıkamam. Selamünaleyküm. En iyisi tabutu aşağı indireyim. Aleykümselam. Başın sağ olsun. Sağ ol, dostlar sağ olsun. Pek bir gençmiş. Sağ ol, sağ ol. Neyin oluyor? Abim. Başın sağ olsun. Sağ ol. Niye öldü? Ecel. Başın sağ olsun. Tavut boş mu? Değil. 5 lira var? Yok. Ceket pek bir cancıymış ha. Sen şimdi moralim bozuldu. Abi fırsat. Yok ben içmiyorum sağ ol. Aa ya. Yok ya. Çekil çekil. Aa. Yok çekil. Lan yürü git yardım etme tamam. Etme etme yürü. Bırak. Çekil kafanı. Çekil mi? Hiç hiç. Yok sağ ol, ben içmiyorum. Hadi kalk kardeş, bir rahat ettir bizi ya. Yatacağız biz de. Hadi kalk. Kalk, 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 kalk. Tavut boş mu? Hadi yürü. Hadi. 5 lira var mı? Yok. Tavut? Boş değil. Çattık ya gece gece. Sıcak burası ha. Yatabilecek miyim lan acaba? Sığacak mıyım lan buraya? Oh, Memdu abi işi biliyor vallahi. Rüzgar da gelmiyor buraya. Ah, tabutlar dünyanın en güvenli yeridir. Baba bunlar iyice derbeder oldu ya. Cenaze aracında yatıyorlar. Güzel. Uyuyunca al yanıma getir onları. Bunların kendiliğinden birbirlerini gırtlaklamasını bekleyemem. Ortamı biraz kızıştırayım. Fitne ateşini körükleyeyim ki o ateş alayını yaksın. Tamam baba. Lan bu. Kuzu lan bu. Babacığım. Selamun aleyküm oğlum. Aleyküm selam babacığım. Babacığım. Bu muhteşem sofrayı bana sen mi hazırlattın? Ya işte elimden geldiğince oturur kuzu kuzu yersin. Tuzunu biberinde kendin ayarlarsın artık. Allah razı olsun babacığım. Zaten beni bu dünyada bir tek sen düşünüyorsun. Ha, bir de Eylem var ama onunla bu aralar görüşemiyoruz. Memdu abi desen sırf ziyan zaten. Onun yüzünden burnumuz çıkmıyor. Öyledir oğlum, öyledir. Muzır neşriyatın tekidir. Babacığım, parolayı alabilir miyim? Ne parolası lan? Sen rüyalara parola koymuştun ya, o parola. Ha, onu mu diyorsun? Evet, yani yoksa aramızda parolanın falan lafı olmaz. Biliyorsun babacığım. Parola, uçurumdan gelen intikam oğlum. Aa, vallahi bildin, sen doğru babasın. Şimdi ben o parolayı güncelliyorum oğlum. Bundan sonra parola, pamuğu tıkamadan atma uçurumdan. Pamuğu tıkamadan atma uçurumdan. Aynen. Hafızama yazdım baba. Tamam, kolaymış. Güzel, oğlum güzel. Sen bundan sonra yemene, içmene, keyfine bak. Ne yaparsın? Kaderde varsa bükülmek, neye yarar? Üzülmek. Gez dolaş eğlen.
Babacığım, bunları söyledin, içime serin serin sular serptin. Çok sağ ol, çok iyi geldi. Serperim oğlum, öyle, öyle. Şunu hiçbir zaman unutma. Yıkanmamış eşek nedir? Eşektir. Kirlidir. Sen yemene, içmene, gezmene, tozmana bak. Olacak lan, öleceğin önüne. Ne yapılmaz? Ne yapılmaz? Geçilmez. Kader bu. Zorlamaya gelmez. Afiyet olsun. Sağ ol babacığım. Başlıyorum. Ye bakayım, beğenecek misin? İlk defa kuzu yiyen öküz görüyorum. Muhteşem. Baba, gene mi sen geldin ya? Bu ne ya? Mekan değiştirmişsin. Ah! Benim yemeklerim nerede? Ne yaptın yemeklerime? Ne yemeği lan? Lokanta mı burası? Sen yemek getirdin ya bana. Ne güzel yiyordum ben onları. Ne yaptın onlara ya? Sen şu anda tabutta yatıyorsun lan. Ne yemeği? Saçmalama. Babacığım, sen getirdin ya yemeği. Ben mi getirdim? Ha, sen getirdin. Ne oldu ayaklarıma? Sen mi yattın yine? Ya Memdu abi, rüyadasın rüyada. Biraz alış şuna, bu kaçıncı rüyan ya? Biraz algı, konsantre, tecrübe. Baba, sen gerçek baba mısın yoksa kolpa baba mısın? Ne diyorsun lan sen? Sen yine başka babalara mı bağlandın? Parola sormadın mı? Sordum, bildin. Nasıl bilir lan? Ya kolpa olan baba sensen? Hı? Parola ne? Parolayı söyle. Uçurumdan gelen intikam. Ah! Uçurumdan gelen intikam. Değiştirdin ya. Ah! Ne vuruyorsun ya? Sen değiştirdin ya parolayı, o eski parola. Kim değiştirdi lan? Sen değiştirdin. Ben mi değiştirdim? Sen... Ah! Sen parolayı bilmediğine göre gerçek baba değilsin lan! Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Kendine gel! Abi korkma ya. Bu baba falan değil ya. Fake bu fake. Yumurta hesap. Al sana fake. Of, iyi oldu. Kırarım yumurtanı. Başka babalarla mı karıştırıyorsun lan sen? Ama baba, sen parolayı pamuğu takamadan atma uçurumdan olarak değiştirmedin mi? Pamuğu takmadan atma uçurumdan mı? Pamuğu tıkamadan atma uçurumdan olarak değiştirmedin mi? Pamuğu tıkamadan atma uçurumdan mı? Pamuğu tıkamadan atma uçurumdan. Ulan hem uçurumdan atıyorsun hem benimle dalga mı geçiyorsun? Tamam, tamam vurma baba ya. Sensin tamam. Baba, niye gelmiyorsun baba? Seni çok özledik. Daha çok özleyeceksiniz Memdu. Niye oynuyorsun bizimle baba? Ben oynamıyorum lan. O mezarcı oynuyor sizle. Hiç sorma baba ya. Bizi sokaklarda kaldık. Sen geri gelsene baba. Biz sana intisap olalım. Anlamını biliyor musun? Biliyorum baba, bağlanmak. Sen daha önce söylemiştin. Aferin. Geri gel babacığım. Nasıl geri geleyim lan? Uçurumdan attınız, öldürdünüz ya beni. Ha böyle rüya olur mu? Alışamadım bir türlü. Şşş. Kıpraşma lan sen de. Hı? Bu da sizin lanetiniz oğlum. Atmasaydınız uçurumdan. Cevap ver. Baba, senden bir şey rica edebilir miyim? Rica makamı mıyım lan ben? Ama çok sevaba girersin. Girer miyim lan? Et ulan. Babacığım, biz Eylem'le ayrı düştük ya. Eylem'i de bu rüyaya alsan. Ha? Burada bir sürü oda vardır. Bir yorgan döşek ayarlarsın. Sen Memdu abiyle sohbet ederken biz de Eylemciğimle vuslata ersek. Dünyada vuslata eremedim. Bari burada yap bizim işimizi baba. Ha? Olur mu? Gözünüzü seveyim ya. Ah! Lan ben.
Otel odası mı sandın sen bu rüyayı? Ayarla demedim ki, sevgilim zaten. Oh, iyi oldu sana. Biz neyin derdindeyiz, sen nerenin derdindesin? Ama babacığım... Kes lan. Rüyalarımı pis fantazilerine kirletmene izin vermem. Senin var ya, o kelleni keserim. Bu rüyadan kafasız çıkarsın. Uyandığında kafanı ararsın, bulamazsın. Baba... bize neler oldu, neler bir bilsen. Neler oldu lan? Bu Bahtiyar var ya, Bahtiyar. Bizi kovdu. Zaten sen onu biliyorsun. Memdu abi babalığını ilan etti. Onu da sallayan olmadı zaten. Ya kahveye gittik, selamımızı alan olmadı ya. Sokaklarda kaldık, dayak yedik, aç kaldık. Bir de Bahtiyar'ın babasını kaçırmaya çalıştık, Bahtiyar'a yakalandık. Sonra cenaze arabasını çaldık. Sonra biz tabutta uyuduk. Ne ara buraya geldik ya? Oh, 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 oh. Bu Bahtiyar'ın size bir etek giydirmediği kalmış lan. Yakında onu da yapacak. Ha işte ama sizin gibi gerizekalılara müstahaktır. Ben giymem etek falan. Yakışmaz bana. Tövbe estağfurullah. Ha, baba bir de Fuat geldi. Bahtiyar'ı öldürürseniz yanıma alırım sizi dedi. Kabul etmediniz mi? Ben o de bir olup Bahtiyar'a vurmam. Ulan dingozlar, tabutta malak gibi yatana kadar gidin Bahtiyar'ı öldürün, paralara çökün. O ölmez babacığım, onun soyadı ölmez ya. Adam öldürülemez birisi, öldürülebilitesi yok. Herkesin bir öldürülebilitesi vardır lan. Herkes bir gün ölür. Beni bile öldürdünüz lan, bir mezarcıyı mı harcayamıyorsunuz? Sen kolay lokmaydın baba. Sen kafayı cama vurdun, kuş gibi öldün. Bahtiyar'ı bulduk, senin yerine Monte'yi bir çaktık. Baktık dalgamıza. Seni arayan soran bile olmadı ya. Ulan seni 40 ayrı lokmaya bölerim. 40 ayrı köpeğe 40 ayrı lokma şeklinde yediririm. Neden 40? 40 kere söyledim de anlamadın ondan. Anladın mı şimdi? Anladım babacığım. Bir gün var ya... sizi ummadığınız bir rüyada sıkıştırıp etlerinizi çiğ köfte yoğur gibi yoğuracağım. Herkes ölür ama herkes gerçekten yaşamaz. Siz yaşama hiç tadamadan öleceksiniz. Ölüm azı dişlerini kudurmuş bir köpek gibi taktığında ruhlarınıza ben zevkle izliyor olacağım. Ama şimdi değil. Sen ne zaman geleceksin baba? Şu anda neredesin? Berzah'tayım. Ora nereye? Ölümün ilk durağındayım. Kaç durak var oraya? Gelince tek tek sayarsın. Ama sakın ölmeyin. Bu tarafta herkesi örgütledim. Ruhunuz bedeninizden çıktığı gibi benim elime düşecek. Ruhunuza işkence yapacağım lan sizin. Kabrinize baskın verip azap gibi çökeceğim üzerinize. Her yerden darbe yiyoruz. Bari sen merhamet et. Tamam lan, ettim. Vallahi mi ya? Evet evet, hatta akıl bile vereceğim size. Ne aklı baba? Madem Bahtiyar'ın babasını kaçırırken Bahtiyar'a yakalandınız, gidin ailini kaçırın. Sen ne diyorsun ya? Ha? Sen bizi mi sınıyorsun? Aylin senin resmi nikahlı karın değil mi? Sen bize onu kaldırtacaksın, sonra bizi kaldıracaksın değil mi? Yok öyle bir şey. Ulan öküz. Efendim? Ben Aylin'le babasının itibarından nemalanmak için evlendim. Babasının hayrına yani, aşkımdan değil. Sen de az çakal değilmişsin ha baba. Tamam vurma ya. Şimdi seni kuyruğundan tutarım, duvardan duvara çarparım. Baba sen ona bakma, ben dinliyorum seni. Devam et. Aylin benim için mezarcının işbirlikçisi, sahtekar bir satıcı. Gidin Aylin'i kaldırın lan. Aylin'e aşık değil mi bu Bahtiyar? İt gibi aşık. Ya it. İşte tamam işte. Aylin'i kaçırın. Ne isterseniz verir mezarcı. Mantıklı. Mantıklı tabii, çok. Ya abi sen bakma buna ya. Bunun tuzu kuru, zaten bu ölmüş, bir daha ölemez. Bizi de yakacak bu. Bana mı diyorsun lan? Yok babacığım, biz kendi aramızda istişare ediyorduk. Saçmalama abi. Cehennem ne demektir bilir misin lan? Şu anda senin olduğun yer değil mi? Bilemedin. Sizin gideceğiniz yer.
Ama her şeyden önce cehennem başkalarıdır. Sizin gibi satışçılardır. Dostlarını yanlış seçersen cehennemin olurlar. Herkes ötekinin cehennemine odun taşır. Sizin cehenneminiz de Bahtiyar. Ben de onun cehennemi olacağım. Ona cehennemin harlı alevlerini tattıracağım. Tattır tattır. Ama sakın bu tarafa gelme. Buranın cehennemi var ya, pek bir çetin. Bin bir türlü azap, bin bir türlü yaratık var. Dağlar gibi ejderhalar alev saçıyor. Ne gözleri var ne ayakları. Dev gibi alevden kanatları. Dipsiz çukurlarda dev gibi alevlerin attığı kavurucu öpücükler. Ruhları kemiren çelik gagalı baykuşlar. Alevlerden fışkıran etler, kemikler, deriler, eller, kollar, ayaklar, böbrekler, dalaklar. Bitti mi baba? Bittim. Aklınız varsa ölmeden önce ölün. O nasıl olacak ya? Ha? Siz yapamazsınız o işi zaten. Adamlık ister o iş. Siz iyisi mi gidin, işinizi yoluna koyun. Ama bu tarafa gelmeyin sakın. Bekleyin. Zamanı geldiğinde ben gelip sizi alacağım. Şimdi gidin bunları aldığınız yere koyun. Sonları geliyor. Onlar bitecek. Ben yeniden başlayacağım. Plana başlıyoruz. Aynen konuştuğumuz gibi onlar beni dışarıda zannedecekler. Sen tek tek Çağla ile Handan'ı odaya çağırıp sorguya çekeceksin. Ben de bölmeden dinleyeceğim tabii. Böylelikle hangisinin Rıfat'ın servetini götürdüğünü anlayacağız. Tamam Aylin, tamam anladık. Hayırdır hanımlar? Gece gece niye toplandınız böyle? Kurtuldun mu o kadından? Kurtuldum anne. O kadını bir daha bu eve sokmayacaksın. Üf, anne tamam başlama yine. Ama Rıfat haklı. Ayrıca senin ona ne ihtiyacın var ki yani? Rıfat, evliliğimizin ilk yıllarını hatırlıyor musun? Ay, o kadar eskiyi niye hatırlasın canım? Ama ofiste geçirdiğimiz zamanları bence hatırlıyordur. Hanımlar ayıp oluyor ama. Ar iffet bırakmadı ki kimse de. Hadi sene be. Çağla. Şu hatıralarımızı bir tazelesek mi seninle? Odamıza çıkalım mı? Odamıza. Bak bak bak. Aileni gönderdin. Yani odayı hiç boş bırakmayacaksın ha. Oğlum bu iş böyle olmaz. Aileninden kurtuldun madem. Bunlardan birini seç. Diğerine de yol ver. Ne diyorsun anne ya? Olur mu öyle şey? Ne olur mu kepaze? İkisini birden mi idare edeceksin? Seç birini işte. Sen olsan hangisini seçerdin anne? Çağla hem daha genç hem de hamile. Aşk olsun Latife Hanım. Koskoca torun verdim size, yazık. Tamam. Çağla'yı seçiyorum o zaman. Çıkalım odamıza. Olur. Sen git. Ben arkandan gelirim senin canım. Tamam. Ben gideyim de hazırlanayım bari. Hazırlansan neye benzeyeceksin acaba? Nimetten fasulye işte.
Cenaze aracının burada ne işi var lan? Allah Allah. Cenaze aracını niye buraya park etmişler ki ya? Aa, ölü var. Aa. Ulan bu bizim kalamar ağız. Ölmüş mü lan bu? Allah! Bismillah! Polis abi, sana mı geldik biz? Ya Rıfat baba bizi sana mı teslim etti yoksa? Ulan ruh hastası, ulan manyak! Ne işin var bu tabutta? Aklımı aldın. Ne yaparsın be polis abi, yokluk işte. Ne diyorsun oğlum, ne yokluğu ya? Allah, bismillah ya. Komiser bey. Ulan siz neyin peşindesiniz? Hadi bu deli, hadi bu ruh hastası. Senin ne işin var lan tabutta? Komiser abi, yatacak yerimiz yok. Niye anlamıyorsun? Ulan ne demek kalacak yerimiz yok? Tabuta mı girdiniz? Vampir misiniz oğlum siz? Yok, yani vampirlikle bir alakamız yok. İmkanlar kısıtlı. Bizim başımıza bugün neler geldi bir bilsen. Adam kaçırmaya çalıştık, yemedi. Haraç kesmeye çalıştık, yemedi. Ne demek lan? Ne adam kaçırması? Ne aracı? Neden bahsediyorsun lan? Sussana lan sen! Komiser bey biliyorsunuz o deli. Dediklerini aldırmayın. Ha sen çok akıllısın sanki. Sen de tabutun içindesin lan. Öyle demeyin komiser bey. Bir gün hepimiz bu tabuta gireceğiz. Ama bir sorun bakalım, biz ölmeden niye girdik bu tabuta? Niye? Çok merak ettim lan gerizekalılar. Ne işiniz var bu tabutta? Terapi amaçlı. O ne demek lan? Ne terapisi ya? Doktoru buna tabut terapisi uyguladı. Nasıl terapi ya? Şöyle ki, biliyorsunuz Anıl korkuları izinden delirdi. Malum öte yandan ölüler korkusuz olur. Doktoru ölüm üzerinden tedavi uyguluyor. Yani tabut terapisi vasıtasıyla korkularından kurtulacak. Ve ölüler gibi korkusuz olacak. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii tabii buyurun söyleyin. Çok saçma. Psikoloğunuz da deli. Hem buna tedavi verdi. Senin ne işin var lan peki tabutta? Ha? Aa, tabut terapisi çok riskli. Ölüm korkusundan kurtulayım derken gerçekten ölme riski var. Ben onu bu yolculukta yalnız bırakır mıyım? Bırakmaz. Ne? Ölüm riski mi? Abi, ölüm riski varsa o doktoru değiştirelim ya. Sus lan sen sus. Komiser bey, isterseniz gelin siz de yatın tabutta. Bu çok faydalı, özellikle korkular için. Bakın sizin mesleğinizde çok önemli. Korkularınızı yenersiniz. Korkusuz polis. Hı? Gelin bir tur yatın. Lan manyak. Beni de mi deli edeceksiniz? Oğlum, suça muça karışmayın da tabutta mı yatıyorsunuz? Mezarda amuda mı kalkıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın, şu ateşi de söndürün. Ne haliniz varsa da görün. Abi, kim bu doktor ya? Ne ara verdi bu terapiyi? Lan sen geri zekalı mısın? Doktor moktor yok oğlum. Yalan söyledim işte. Sen ne acayip yalanlar söylüyorsun ya? Oğlum sen onu bunu boş ver de. Sen de gördün mü lan aynı rüyayı? Sen hangi rüyadan bahsediyorsun? Kaç tane rüya görüyorsun lan? İki tane rüya gördüm. Bir tanesinde sen yoktun, yemek yiyordum. Bir tanesinde sen vardın, dayak yiyordum. Zaten senin olduğun her yerde dayak yiyorum ben. Tamam lan işte ikincisini diyorum. Senin olduğun rüya mı? O rüya değildi ki abi, o kabustu ya. Saçma sapan bir şeydi. Rıfat baba aileni kaçırın maçırın diyordu. Saçma falan değildi. Gayet mantıklıydı. Abi sen iyi misin ya? Bunun neyi mantıklı? Gözünü seveyim ya. Aileni kaçıracağız. Abi sen kafayı mı yedin ya? Rüyadan gelen şeye itibar etme. Gözünü seveyim bak. Yapacağız lan yapacağız. Başka yolu yok. Bunlar zaten rüya falan değil lan. Başka bir şey. Belki de Rıfat baba bizi buradan kaldırdı, sonra tekrar getirdi buraya koydu. Aa, abi şuradaki adama sorsak ya, nereye gitti lan bu? Polis gitti. Kardeş, sana bir şey soracağım ya. Biz burada uyurken bizi kimse alıp götürüp getirdi mi? 5 lira verse. Ha, yok 5 lira. Soruma cevap versene, alıp götürdü mü kimse? Ceketi varsa. Lan oğlum, ya Memdu abi sen sor şunu Allah aşkına ya. Bana bak. Oh, Memdu abi.
Biz hiç bu tabuttan çıkıp geri geldik mi? Moruk, gördüklerini unut, tamam mı? Çağ. Afiyet olsun, hadi. Siz... Oha! Ben tabutu alır giderdim ki siz çıkmadınız. Lan bana bak. Senin bana garezin ne lan? Ben sorunca cevaplamıyorsun ha? Versene 5 lira. Yok param ara, hadi yürü. Ceketi versene. Lan oğlum, çek elini. Oğlum bak, senin kafana sıkarım ha. Lan. Yürü git lan. Yürü git. Boş mu? Dolu dolu. Versene bir. Lan çek elini. Bir şey. Yürü git. Yürü. Bir sisko. Yapma. Yemiş semiş. Öldürtecek kendini bana ya. Tek tek gelsenize lan. Yürü, aileni kaçırmaya gidiyoruz. Abi sen ne diyorsun ya? Bahtiyar bizi var ya parça pincik eder. Oğlum Bahtiyar evinde uyuyordur lan şimdi. Tabut. Ver şuna gitsin. Gel lan gel, al tabutu. Boş tabut. Ben seninle konuşmuyorum. Sen. Bak tavır yapıyor bir de ya. Önce git sen. Tamam, anladın değil mi? Bak ben o bölmeden izleyeceğim seni. Tamam. Yakınlaşacaksın ama fazla değil. Yani ağzından lafı al sonra sal gitsin. Öyle fiziksel temas kesinlikle yok. Asla. Yasak. Tabii ki. Ama sözel olarak istediğini söyleyebilirsin. Sözel olarak. Yani öyle seni seviyorumlar falan yok. Seni seviyorum. Tamam, bana söyleyebilirsin. Geldim. Hoş geldin Çağla. Ben seni çok özledim efendim. Sen de beni özledin mi? Dur. Önce biraz konuşalım. Ama böyle nefesim nefesime değerken. Eski günlerde olduğu gibi. Olmaz. Yani yakından tahrik oluyorum. Konsantrem bozuluyor. Onun için böyle uzaktan konuşalım. Tahrik oluyorum ne demek ya? Tahrik mi oluyorum dedin? Bu çok güzel bir şey Rıfat. Aylardır benden tahrik olmuyordun çünkü. Ellerini kırıp. Seni. Allah. Allah. Dur. Emrediyorum. Orada emredemiyorum. Burada emrediyorum. Otur şu yatağa. Oturdum kocacığım, söyle. Sorduklarıma cevap ver. Tamam kocacığım. Söyle bakalım. Bugün evden çıktın mı? Hayır kocacığım. Hayır. En son ne zaman alışverişe gittin bakalım? Bilmem. Oldu bayağı. Bayağı oldu. Bayağı olmuş. Evet. İşte yakaladım. Yakaladım. Bu yüzüğü yeni mi aldın sen? Ne yenisi ya? Sen aldın ya bunu, hatırlamıyor musun? Ben mi aldım? Evet. Ne zaman aldın sen o yüzüğü? Sana piyangodan 10 milyon çıktı diyelim. Hmm, güzel soru. Seninle Maldivlere giderim. Orada gül gibi geçinip gideriz. Ya gidersin, bekle. Diyelim Rıfat Çakar'ın, yani benim... şimdi büyük bir servetim var ya. Benim. Evet. O servet yok oldu, uçtu gitti. Ne yaparsın? Hmm, beni sınıyor galiba. Ben seninle soğan ekmeğe bile varım. Canım aşkım benim. Ay, soğan ekmekmiş. Tamam, gidebilirsin. Anlamadım. Tamam, gidebilirsin. Ama buraya kadar geldim ben. Hani biz gönder onu. Gönder o kadını. Tamam.
Tamam dedim ya, gidebilirsin. Neden olmasınmış? Buraya kadar geldim. Olmaz. Olmaz, başım ağrıyor. Ama başın ağrısına ben senin alırım. Olmaz. Bu gece olmaz. Çabuk gönder onu. Gönder. İyi geceler. İyi geceler. Buyurun. Hakikaten başım ağrı girdi ya. Bana bak. Ne demek? İçim bir hoş oluyor, tahrik oluyorum ya. Aylin'cim, ben pozisyon gereği ağzından laf almak için şaka yaptım. Şaka yaptın. Başka kadınlara komiklik yapan erkekler kendi karısına dram hazırlıyor demektir. Hani sözel olarak her şey serbestti? Ne sözeli ya? Ellerin kadının göğüslerindeydi resmen. Hemen çektim ama. Yani hemen çektin, sonra da kucağına oturttun. Hemen hoplatıp fırlattım ama. Ha, hoplatıp fırlattın tabii. Zaten biraz daha hoplatmasaydın, iki saniye daha fazla kucağında kalsaydı ölmüştün. Oh. Aylin'cim, sen nasıl anladın Çağla'nın olmadığını? Anlarım ben. Ben anlarım. Kadın kadının halinden anlar. Ben onun jestinden, mimiğinden, tavrından, ses tonundan anladım. Kesinlikle Çağla değil. Yok değil, Çağla değil de. Bana bak, o kadın sana gerçekten aşık. Hayır yani sana değil, Rıfat'a. O yüzden o kadını bir daha bir metre yakınına yaklaştırmayacaksın. Anladın mı? Ne bir metresi ya? 5 metre uzağında dursun. İyi tamam, 5 olsun. 5 olsun, bizim olsun. Nereye senin oluyor ya? Yani 5 olsun, uzak olsun. Benden uzak, Allah'a yakın olsun. O anlamda. Neyse, biraz bekleyelim. Gidip şu handanı alır gelirsin. Bekleyelim. Beklerken şu gerginliğimizi biraz atsak mı? Gevşeme hemen. Gevşemişim demek. Atmışım ben gerginliğimi. Burada çok önemli bir plan üzerinde çalışıyoruz. Konsantrasyonunu bozma. Aylin'cim, bak, tehlikeli oyunlar oynuyorsun ona göre. Tehlike benim göbek adım ya. Ben Aylin Yavuz'um, haddini bilsen. Tamam Aylin'cim, sen ne dersen o. Öyle tabii. Aa. Pek bir gerginsin. Rıfat bir şey mi yaptı yoksa? Hayır. Hiçbir şey yapmadı. Aa. Ne demek yapmadı? Bayağı işte 2 kelam edip gönderdi. Nasıl gönderdi? Neden gönderdi? Baş ağrıyormuş. Evet, çok mantıklı bir neden söylemiş adam. Baş ağrıyınca o iş olmaz. Çok özenmişti, yazık. Abi, villanın bütün ışıkları yanıyor. Ayaktadırlar onlar şimdi ya. Ayakta olsalar ne olacak? Bir şey oldu mu Rıfat baba gönderdi deriz. Bahtiyar babasının evinden az olsa. Eyle. Dur, dur. Ne yapıyorsun? Zamanı mı şimdi? Abiciğim, aşkın zamanı mı olur? Ben aşık bir adamım ya. Kes lan, kes. Abi, sen eskiden aşk maşk dediğim zaman deliriyordun, çıldırıyordun. Senin bağırman çağırman lazımdı. Ne oluyor sana şimdi ha? Biz niye geldik lan buraya? Niye geldik? Aylin'i kaçırmaya. Kendine gel, olayın ciddiyetini kavra. Vazgeçsek abi? Oğlum niye vazgeçelim lan? Hazır Bahtiyar yokken girip Aylin'i alıp çıkacağız. Yürü. Yürü. Sesime gel. Abi neredesin ya? Sesime gel lan. Tenorum gel. Geliyorum, geliyorum. Geçmiş olsun oğlum. Başın ağrıyormuş ha? Başım geçmiş, geçti. Anlaşıldı. Senin başının ağrımasının nedeni Çağla demek ki. Benimle ne ilgisi var ya? Seninle çok ilgisi var. Adamın başını ağrıtmışsın. Handan. Hı. Odamıza çıkalım mı? Konuşacaklarım var. Çıkalım. Oğlum ben sana ne dedim? Ne dedin? Birini seç dedim, sen de Çağla'yı seçtin. Tamam, seçtim. Vazgeçtim.
Nasıl ya? Ne demek vazgeçtim? Ya bu olmadı. Bunu seçiyorum. Çıkalım mı? Çıkalım canım. Karpuz seçiyor sanki. Yok yok. Bu oğlanın hormonları bozulmuş. Kontrol edemiyor kendini. Kontrolden çıkmış. Allah Allah. Bana. Buyur Handan. Rıfat. Hı. Beni özledin mi? Özledin mi? Evet, evet özledim. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Gerçekten, tabii gerçekten. Rıfat, ben sana aşık olduğum için hep pişman olmuştum. Bu son gelişimde sana neden aşık olduğumu bir daha iyi anladım. Sen benim için gerçekten doğru adamsın Rıfat. Bir saniye. Ben sana bir soru sorabilir miyim? Tabii sor. Şimdi sen, ben şimdi şu an bütün servetimi bir anda kaybetsem. Hı. Ne yaparsın? Pılımı pırtımı toplar giderim. Anlamadım. Rıfat ben seni öpmeyi çok özledim. Aa, bir dakika bir dakika. Biliyorum ışıkla sevmezsin. Hemen kapatıp geliyorum. Aa. Rıfat. Efendim. Ay iyi seni çok öpesim var. Rıfat. Ne oluyor Handan? Yapma. Bir dakika. Ben karanlıkta da tırsarım iyi mi? Handan yapma. Handan. Bir saniye. Aa hayır. Yani evet tabii olur da şimdi şu anda... Dayanamıyorum artık. Hayır dayan çünkü ben karanlıktan tırsarım da biraz. Ay, olur mu öyle şey canım? Eskiden çok severdin karanlığı. Aa bir dakika, bir dakika. Handan o şimdi olmaz. Niye olmaz? Ya saçmalama lütfen uzat şu dudakları. Handan hayır. Hot. Ah. Aylin ne yaptın ya? Ne oldu? Kadın seni öpemedi diye üzüldün mü? Ne yapıyorsun sen Aylin ya? Öldürüyordun kadını. Kötüye bir şey olmaz. Ah. Aylin, çabuk bölmeye geç sen. Uyandığında görmesin seni. Hadi geç, yürü içeri. İçeride konuşalım, yürü. Aylin, ne yapacağız şimdi? Bir susarsan düşüneceğim. Handan'ın da para işiyle bir alakası yok. İyi o zaman bayan plan. Ya ben onu diyorum ya. Kadın içeride baygın yatıyor. Onu ne yapacağız? E git ayılt gönder işte canım. Gideyim ayıltayım göndereyim. O kadar kolay yani. Ya tansiyonun düştü, başın döndü. Düşüp bayıldın dersin. Ne var ne olacak? Hayır sen ne diyorsun ya? Bunu aldın kadının kafasına küt diye resmen vurdun. Kadının kafası şimdi yumurta gibi şişecek. Ne yapıyorsun sen ya? Ha, sen kadının kafasını mı düşünüyorsun şimdi? Sana ne onun kafasından? Şişerse şişsin. Sen bununla senin kafanı şişirmediğime dua et. Git gönder o kadını yatağımdan. Uyuz oldum ona zaten. Hadi ya ne duruyorsun? Sen burada mısın hala? Ya hadi. Hadi yorum Aylin Allah Allah ya. Ya. Aa, Aylin. Aylin buraya gel. Aylin çabuk buraya gel. Aylin buraya gel. Gel. Gel buraya gel. Ne oldu? Handan yok. Aa çok hızlısın. Hemen göndermişsin kadını. Ay ben göndermedim ya. Kendi kalkmış gitmiş. Ne demek kendi gitmiş? Ya ne bileyim ben geldim baktım yoktu işte. E iyi ya ne düşünüyorsun? Uyanmış kalkıp gitmiş. İnşallah öyledir. Bana pek öyle gelmedi ama. Sen git bir bak bakalım neredeymiş. Bana bak. Direkt odasına girme. Kapıdan temkinli bak.
aradan bakayım. Böyle temkinli bakacağım. Tamam. Handan nerede? Ne demek Handan nerede oğlum? Az önce odana çıkardın ya. Kovdun mu yoksa onu? Bana mı geldin? Ben çıkarmadım ya. Kendi çıktı gitti. E nereye gitti? Ne bileyim ben anne ya. Ne demek ne bileyim ya? Yok yok, sen iyi değilsin. Bir şey mi yaptın kadına yoksa? Baba, annem nerede? Aa, odanda yok mu? Yok, annemi kovdun mu yoksa baba? Aa, yok oğlum, niye kovayım? Yapar mıyım öyle bir şey? Eylem, Eylem gel kızım. Handan'ı gördün. Görmedim Latife Hanım. Sen nereden çıktın ya? Sen arkadaşında değil miydin? Geldim işte. Kesin bu kadın bir şey yaptı Handan'a. Ya Tahir'in yanında nasıl konuşuyorsunuz öyle ya? E nerede bu kadın o zaman? Aman para gözün tekiydi. Evde böyle para mara bulduysa alıp kaçmıştır, ne olacak? Benim annem öyle biri değil. Bana bak, eğer bir daha Handan'la ilgili kötü bir söz söylerseniz... sizin ağzınıza biber sürerim ha. Tahir'cim, hadi sen babaannenin yanına git, orada bekle. Biz de Handan'ı arayalım ya. Nereye kaybolacak bu kadın? O kızım. Biz bunu nasıl kaçırdık ya? Hala aklım almıyor. Oğlum bana güven dedim ben sana. Şimdi o Bahtiyar ortalıkta aylinim aylinim diye dolaşsın. Bana yan çizeni böyle çizerim ben işte. Ah, Bahtiyar dedin de abi, Bahtiyar bizim üzerimizden dozer gibi geçecek. Geçecek. Oğlum artık kontrol bizde. En kıymetlisini kaçırdık. Bundan sonra eşek gibi ne dersek yapacak. İnşallah senin dediğin gibi olur. Bunun da ne derin uykusu varmış ya. Uyanmadı, ayılamadı bir türlü. Lan bırak uyusun daha iyi. Abi ayıptır sorması, biz nereye gidiyoruz? Onu hiç düşünmedim lan. Kadını kaçırıyorsun ve nereye gideceğimizi düşünmedim abi. Ulan bir kere de bir şey de sen düşün. Ne işe yararsın lan? Düşünmek yok bende, düşünmek yok. Düşünme olayı sende. Plan yapma olayı sende abicim. Bak, Bahtiyar'a yakalanırsak yemin ediyorum bütün her şeyi Memdu abi planladı diyeceğim. Dersin sen. Senden beklenir. Yürü, ofise gidiyoruz. Hangi ofise gidiyoruz ya? Bizim ofise lan. Abi sen kafayı mı yedin ya? Aylin'i kaçırıp Bahtiyar'ın ofisine mi gidiyoruz? Nereden Bahtiyar'ın ofisi oluyor lan? Abi yapma bak, sabah oradan ölümümüz çıkabilirdi. Şansa diri çıktık. Bak şansımız yaver gitmeyebilir. Onu da sen düşün. Oğlum korkma lan, ofiste kimse olmayacak. O orayı boşalttı ya. Abi nedense senin söylediklerin hep tersi oluyor. Ayrıca bu söylediklerin de beni hiç tatmin etmedi. Benim derdim seni tatmin etmek mi lan hayvan? Bak ne oldu? Yapamayız abi diyordum. Nasıl kaçırdık Aylin'i? Hakikaten ya. Ne kadar kolay oldu. Vallahi bunu ben bile düşünmemiştim. Hadi bakalım yürü, gidiyoruz. Gidelim. Bir dakika, o bardağı orada öyle bırakamazsın sen. Çalkala o bardağı. Ya kızım sana ne? Ne demek sana ne ya? Bana bak Nisan. Eğer bu evde yaşayacaksan ev işlerini paylaşacaksın kızım. Saçmalama. Ben ev işi falan yapmam. Ne demek yapmam ya? Sen Ömer zibidisiyle gezip tozarken ben senin hizmetçiliğini mi yapacağım? Kızım sen benimle uğraşmayı bıraksana artık. Hayır, Şinasi öldü. Bu çirkinlikle bana kimse bakmaz diye üzülüyorsan bence bu kadar ümitsiz olma. Yani her kusurlu malın bir kör alıcısı vardır. Ne diyorsun sen be?
Nerede bu kadın ya? Öf. Telefonunu da açmıyor. En son senin odandaydı ya oğlum. Anne dedim ya sana çıktı gitti diye. Kafasına aldığı darbeyle hafızasını mı yitirdi acaba? Aile ne diyorsun ya çocuğun yanında? Kafasına aldığı darbe mi? Kim darbe vurdu kafasına? Annemi mi vurmuşlar? Yoksa sen mi vurdun baba? Kötü babasın sen. Yine vurdun annemi. Tahir'cim oğlum niye vurayım ben? Vurulur mu hiç anneye? Ben vurmadım tabii ki. E kim vurdu o zaman? Hı. Kim vurdu? Söyle Aylin. Kim vurdu? Çocuğun annesi kaybolmuş. Sizin takıldığınız şeye bak canım. Aa. Nerede bu kadın ya? Nerede? Nerede? Hayır hakikaten nerede ya? Hangimiz daha çok kusurluyuz? Bir de utanmadan Şinasi'nin adını ağzına alıyorsun be. Gölgesi şimdi kim kusurlu? Oğlum nerede kaldı bu polis? Ne bileyim nerede kaldı anne? Polis işte bu. Çağırdık gelir herhalde. Polis nerede kaldı? Herhalde gelmiştir. Aha. Aa. Memlekette başka polis kalmadı ya tabii. Hoş geldiniz Ünal komiserim. Bizi ziyarete mi geldiniz? Bir şey soracağım. Beni işletmek için mi çağırdınız? Ne diyorsunuz komiser bey? Ne işletmesi? Bu evden biri kayboldu. 24 saat geçti mi üstünden? Ay ne bilelim canım. Biz saat mi tutuyoruz? Allah. Saatle ne işiniz var oğlum? Biri kayboldu diyoruz. Nasıl kayboldu? Yani onu bilsek sizi niye çağıralım buraya komiser bey değil mi? O ne demek lan? Kaybolan kim? Rıfat'ın eski karısı. Anlamadım. Neyi anlamadınız canım? Rıfat'ın eski karısı. Sen kimsin? Ben Rıfat'ın çocuğunun annesiyim. Ama bu Rıfat değil. Kim Rıfat değil ayol? Nasıl? Ne? Saçmalıyor işte. Evet ben biraz saçmaladım galiba şu an. Allah'ım sen bana dayanma gücü ver ya Rabbi ya. Nasıl bir şeyin içine giriyorum ya? Sen Rıfat Çakar'ın karısı değil misin ya? Şimdilik öyle olsun. Aman olsun olsun. Hatırım kalır. Bu kadınla aynı evde mi yaşıyorsun sen? Maalesef. Sen ne biçim kadınsın ya? He? İnsan kocasının metresiyle aynı evde yaşar mı ya? Sende hiç onur, gurur, özsaygı yok mu ya? Aa, ayıp oluyor ama komiser bey. Yani biz sizi bunun için çağırmadık buraya. He, pardon ya. Harbi ben ne için gelmiştim ya? Bir kaybımız var oğlum. Kim kayboldu? Söyledi ki eski karısı diye Rıfat'ın. Nasıl kayboldu? Oğlum odasına aldı. Aslında ondan önce ben odasındaydım ama Rıfat'ın böyle başı ağrıyınca... Ne anlatıyorsunuz siz ya? Yani şöyle özetleyeyim komiser bey. Şimdi Handan benim odama gelmişti. Biz tam onunla konuşuyorduk. Bir şey konuşuyorduk böyle herhangi bir şey. Kayboldu. Yok oldu. Nasıl kayboldu ya? Boncuk mu bu? Yani aslında tam olarak şöyle. Ben tabii bunun şimdi kafasına vurunca... Ne demek kafasına vurunca ya? Ne? Kafasına vurmuş işte dedim ben. Anneme vurdun. Kötü sözler Aylin abla. Yok Tahir'cim. Aylin ne yapıyorsun sen ya? Gerçekten ne yapıyorum ya şu an? Ben öyle demek istemedim tabii. Ne demek istedin peki? Ne demek istedim? Ne demek istedin sen? Şunu demek istedi o. Şimdi böyle o Handan böyle kafasını böyle aa konuşurken diye duvara vurunca diye bayılıverdi. Ne demek kafasını duvara vurunca? Aynen öyle, aynen dediği gibi oldu komiser bey. Böyle konuşurken bir anda yanlışlıkla kafasını böyle duvara çarptı. Sonra düşüp bayıldı, sonra da ortadan yok oldu. Yalan söylüyor. Bir şey yapmış bu kadın. Yapmış, yapmış belli.
Anne. Yeter be yeter. Öf. Ben sizin dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum ya. Ben gidiyorum ya. Başka polis gönderirim. Hayırlı mesailer. Gitti. Ah başım. Oh. Aylin ya. Ne Aylin? Bunu. O da Şinasi'ye laf attı baba ya. Ama çok ayıp oluyor. Hiç böyle uyurken saç kesilir mi be? Bu kadar mı baba? Sen de çok abartma. Kuaföre git düzelttir. Hem bir şey olmaz canım. Kesilmiş saç daha gür çıkar. Ya, ya nefret ediyorum senden. Boş ver. Biz bayılıyorduk ona. Hani çay getir çay. Abi uyandıralım mı artık? Uyuduğu yeter ya. Dur lan önce Bahtiyar'ı alayalım. Hey. Oğlum başka polis gelmiyor. Oh gelmesin daha iyi. Niye daha iyi? Ha? Niye daha iyi? Kadın kesin bir şey yaptı Handan'a. O yüzden polisin gelmesini istemiyor. Söylesene ne yaptın? Yok yavrum yok. Tahir'cim ben bir şey yapmadım. Aa, ne alaka şimdi? Alo? Artık işler değişti Bahtiyar. Horoz olan bu biziz. Biz öteceğiz, sen dinleyeceksin. Ne diyorsun lan sen? Aylin elimizde. Aylin elinizde mi? Evet. Cukkaladığın paraları getir, sevgilini al. Ne diyorsun oğlum sen? Abi... Söyle de gelirken lahmacun da getirsin. Ne dediğimi duydum. Paraları Aylin'den daha çok sevmiyorsun ya. Ulan Aylin şu anda benim yanımda. Sen neden bahsediyorsun? Neredesiniz lan siz? Sana ne lan? Bana polim yapma. Aylin şu anda karşımda. Bir dakika lan. Aylin'cim şu Memduh'a bir ses verir misin? Ne var Memduh? Ne oluyor? Alo. Alo sesin geliyor mu? Ben yanlış mı duydum lan? Şunu bir dinle. Alo. Kapat kapat kapat. Aylin yenge bu ya. Biz kimi kaçırdık lan? Korkuyorum. Ne oluyor? Evet ne oluyor? Vallahi ben de anlamadım ki. Ben anladım. Ne anladın? Bu Handan'ı Memduhlar kaçırmış. Anne. Evladım. Aylin ne yapıyorsun ya? Ne biçim konuşuyorsun çocuğun yanında? Ne yapayım? Handan'ı niye kaçırsınlar ki? Çünkü Memduh Handan'a aşık. İkidir Handan'ı kaçırıyor. Yok artık. Gerçekten yok artık. Evet. Peki neredeler şimdi? Neredeler? Ofisteler. Guguklu saatin sesini duydum çünkü bizim ofiste guguklu saat var. Tahir'cim sen hiç merak etme, ben anneni sağ salim alıp getireceğim sana. Onlara da bunun hesabını soracağım. Ben de soracağım. Ay ben de sorsaydım keşke. Şişt, otur. Çöz lan şunu. Ben çözmesem. Tamam çözeyim. Allah'ım inşallah ölü biri değildir. Aha.
Aylin çuvalın içinde nasıl Handan oldu ya? Abi, abi, Memdu abi. Aylin diyorum, çuvalın içinde nasıl Handan oldu ya? Yanlış kişiyi kaçırmışız. Gerizekalı. Ne yanlış kişisi abicim ya? Ne yanlış kişisi? Aylin'in odasından almadık mı biz bunu? Aylin'in yatağındaydı işte Handan. Bahtiyar yoksa bizi kovduktan sonra kadınlarla gönül mü eğlendirmeye başladı? Demek ki dün gece sıra Handan'daymış. Oh, inşallah eyleme bir şey yapmamıştır. Ulan geberteceğim o Bahtiyar'ı. Geberteceğim! Böyle bir kadına nasıl bunu yapar lan? Sana ne oluyor abi ya? Sana ne oluyor? Adamın eski karısı, çocuğunun da anası. İster döver, ister sever yani. Senin gözün mü var ulan bende? Ha? İkidir kaçırıyorsun beni. Manyak herife bak be. Bir sesli, manyak herif. Sen ne ulan benimle derdin, ha? Yolarım senin saçını başını ben, ha? Yolarım seni! Bırak lan, bırak! Şişko, bırak beni. Hamburger ısmarlarım. Abi, seni itip kakıyor diye tuttum ya. Onun itip kakması beni acıtmaz. Pis herif seni, seni pis herif seni. Manyak herif, sapık herif seni. Deli misin ulan sen, ha? Ben öldürürüm ulan seni, öldürürüm seni ben. Öldürür, o saçını yolarım. Aa, şişko tombiye de bak. Lan bırak! Aa, bir de ip takıyor bunlar bana. Hii. Elin kopasıca manyak bu herif. Başından beri biliyorum ben. Bu halimle bu bile beğenmez beni. Yok ya, niye beğenmeyeyim ki? Böyle çok daha güzel olmuş. Ya ben sana içimi dinleme yasağı koymadım mı? Elimde değil. İçin içime sığmıyor. Sen böyle herkesin içini dinliyor musun? Yok, sadece sende oluyor. Niye sadece bende? Galiba... Galiba seni sevdiğim için. Yani insan yalnızca sevdiğin için eğilmeli değil mi? Bak o meseleyi hiç açma, duymamış olayım. Ben bundan hoşlanıyor olabilir miyim ya? İnşallah. Ya... Ya ben seninle konuşmayacaktım ya. Of, ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşmeyiz. Bıraksanıza, bıraksana. Abi, abi. Bırak dede. Abi kaç, kaç. Bahtiyar geliyor. Öldürecek bizi, kaç. Yürü. Kaç, yürü. Kaçmayın lan. Durun. Abi geliyorlar, yaklaştılar. Koş, koş, koş. Ne işin var lan senin burada? Hiç, öylesine geldim. Ne demek öylesine geldim? Aslında var bir şey. Ne var bir şey? Kardeşim. Bu fotoğrafın sende ne işi var? Yolda buldum. Çok mu önemli senin için? Önemli ya. Hatta hayattaki tek önemli kişi. Canım kardeşim. Ailemden bana kalan tek kişi o. Allah'tan tek dileğim onu bulmak. Eyvallah, sağ olasın. Sen de sağ ol. Abi. Görüşürüz. Ramazan. Havizana.
Oğlum her yere baktım ama fotoğrafı bulamadım. Ben buldum Hafize Ana. Nasıl buldun? Ömer yolda bulmuş, bana getirdi. Allah. Cebime koymuştum yolda, düşmüş. Öyle söyledi. Ramazan, bu Ömer senin kardeşinle ilgili bir şeyler biliyor. Ne bilebilir ki? Bilmiyorum ama sürekli bu meselenin etrafında dolanıyor. Sen ona güzel güzel sor. Belki bir ipucu yakalarsın. Tamam Hafize Ana, sorarım. Hadi sağlıcakla kal. Sağ olasın, sen de. Ne bilebilir ki Ömer? Memnun abi, Memnun abi bırakma beni, Bahtiyar öldürecek. Kaçma lan! Neredesin lan sen? Nereye kayboldun? Aha. Anıl. Aa. Ne işin var lan orada? İnsene aşağı. Aa. İlmen Bahtiyar git. Git. Her şeyi bizi elimizden aldın. Rıfat babanın servetini aldın. Bizi sokaklarda aç sefil bıraktın. Bari canımızı bağışla git. Lan. Sen ne yapıyorsun asıl? Gel şurada kapıdan geçelim, yürü. Aa, kapı var. Atsam ölür müyüm lan? Gel, gel. Vallahi kafa üstü atlarım, gelme. Lan, lan hasta mısın oğlum sen? Ne yapıyorsun orada? Ulan nasıl tırmandın sen düz duvara, in aşağı. Ben nasıl tırmandığımı biliyor muyum? Can havliyle çıktım işte. İnmem, inmem gelmeyin. Gelmeyin üstüme, vallahi kafa üstü atlarım buradan aşağı. Ne diyor bu Bahtiyar? Ben de anlamadım ki, ne diyorsun oğlum sen? Diyorum ya sana, Rıfat babanın serveti senin olsun. Git canımızı bağışla. Oğlum ben bu dediklerinin hiçbirini yapmadım ki. Servet mervet dokunmadım bile ben. Biz de onu yapanı arıyoruz zaten. Evet. Ya tabii tabii, ben de yedim. Yakışıyor mu sana Bahtiyar? Ha? Yakışıyor mu benim gibi bir adamı kandırmak? Git, ne olur git. Ne olur git, sen gitmeden inme başa. Asıl oradan inmezsen öleceksin. Ya birisi hem bütün parayı almış hem de bunlarla uğraşıyor. Ay kim niye yapsın ki böyle bir şey ya? Rıfat baba. Gerçek Rıfat baba. Her şeyi o yapmış. Rıfat baba yaşıyor. Ne? Rıfat baba yaşıyor mu? Ben niye şaşırdım lan buna? Bunu zaten söyleyen bendim. Ha siz şimdi Memnun abiye inandınız mı? Ha? Ben söyleyince bana niye inanmıyordunuz ha? Memnun abi söyleyince niye inanıyorsunuz? Öf be. Evet. Yaşıyorum ulan. Babacığım. Buraya kadar. Bahtiyar'ı vurdu. Ah baba. Ne oluyorsun lan? Rüya mı gördün gene? Ben de iyice kayış koptu baba. Hangisi rüya, hangisi gerçek bilemedim. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. İnsanlar uykudadır. Ancak ölünce uyanırlar.